Şimdi bu 4 yıllık tüketim verisi var elimizde. Bunun saatlik olarak tahminini istiyoruz bizden. Fakat şöyle bir düşünmemiz lazım. Bizim elimizde tüketim verisi var ama bu tüketim verisini biz ne kadar sıklıkla elde edebiliyoruz acaba? Veya bu tüketim verisi olmasaydı, üretim verisi olsaydı ne olacaktı acaba? Genel olarak mesela bir saat geçmişten bakmışsınız. O bir saat geçmişten baktığınız veri, yani saat 3'ün tüketimi için saat 2'yi kullanmışsınız gibi düşünün. İyi de saat 3'ün tahminini yaparken saat 2'nin verisi elinizde yok aslında. Niye? Şimdi biz normalde tüketimi ne yapıyoruz, ne için kullanıyorduk? Gün öncesi piyasasında alışveriş yapmak için kullanmamız gerekiyor. Çok güzel. Gün öncesi piyasası nasıl çalışıyordu peki? Bir gün öncesinden saat 10-11 gibi işte tekliflerimizi giriyorduk. Bir gün sonrası için. Yani ben atıyorum bugün pazartesi. Pazartesi saat 11'de, salı 0'dan 24'e kadar her saati tahmin etmem gerekiyor. 0'dan 23.59'a kadar diyelim, fark etmez. Orada 24 saatlik tahminim var. Peki ne kadar ileri tahmin etmem gerekiyor? Saat 11'deysem eğer en son saat 10'un verisi vardır hem de, öyle varsayabilirim. Saat 10'un verisi varsa hem de saat 10'dan gece 24'e kadar arada 14 saat var. Artı bir sıfırı tahmin edeceğim. 15 saat ileriyi tahmin etmem gerekiyor en az. 15, 16, 17 nereye kadar? İşte 28, 29 saat ileriye kadar tahmin etmem gerekiyor 15 saatte. Yani bir saat sonrasını bakmamın hiçbir esprisi yok aslında. Çünkü o zaman şunu yapabilirim. Hep birer saat sonrasını bir önceki saat tahminden bakarak tahmin etmeye kalkarım. Bu da ciddi bir şey patlaması, hata patlaması yaratır. Çünkü tahmini, erorun şeklinde hep compound bir şekilde yükselerek gidecektir. Yani hata payımız hep açılacaktır, büyüyecektir. Tahmini kullanarak bir daha tahmin, tahmini kullanarak bir daha tahmin yaptığımız zaman. Onun yerine yarın salıysa mesela en basiti geçen haftaki salıya bakmam gerekir. Mesela şöyle bir şey kurabilirsiniz aklınıza. Ya geçen haftaki salıyla elim bugün pazartesi olduğuna göre elimde en son pazarın verisi var. Pazartesi sabahının verisi var diye. Güzel. Hani hepsini geçtim. Ağırmayı geçtim, şeyi geçtim. Söyleyelim. Siz double exponential smoothing geçtim. Bütün o şeyleri kenara koydum. Bunlar hepsi çünkü birer saatlik baktığınız şeyler. Daha uzun bakabilirsiniz. Onun da mantığı var. Oraya da geleceğim ama sizin elinizdeki veriyi önce anlamanız lazım. Dediğim gibi bunu size bu şekilde göstermediğim için bu hata yapmanız çok normal şu anda. Hatayı gösterip mantığını anlatıyorum ki daha ileride başka verilerle bile karşılaşırsınız sonuçta. Nereye giderseniz gidin size veri geçebilecek analiz yapmanız gereken. O verileri analiz ederken mantıklı sonuç çıkarabilecek şeyleri seçmeniz lazım. Yani ben gidip salı günü tahmin ederken pazartesi saat 19'un şey tüketim buydu diyemem. Çünkü pazartesi saat 19 tüketimi bilmiyorum. Bugün pazartesi ve saat 19 olmadı da. Benim de en son pazar sabah yapıyorsam bu işi, pazartesi saat 10'un tüketimi olabilir. Ki onun bile olmadığını varsayabilirim. Pazartesi tüketimleri belki de yanlış tutulduğu anda esas sayaçtan gelecek veriyi sonra alacağım. Önemli değil. Ama elimde sonuçta pazartesi bütün günün verisi yok. O yüzden bunu kullanarak salıyı, yani bir saat sonrasını tahmin etme şansım yok. Pazartesi 23'ü kullanıp da salı 00'ı tahmin edemem. Bunun yerine şöyle bir şey yapabilirim mesela. Tamamen farazi. Atıyorum hiçbir istatistiksel şey yok ama mantıklı gelecek kulağımıza. Pazar günü geçen hafta nasıldı ona bakarım. Salı geçen hafta nasıldı ona bakarım. 24 tane oran çıkartırım. Pazar 00 ile salı 00'ın oranlarına bakarım. Son dönem bu pazar 00'a bakarım. O oranlarla çarparım. Salıyı tahmin ederim. Bitti. Çok düz bir şey. Hiçbir şey yok. Hiçbir dayanak yok. Sadece diyor ki pazar gününden salıya geçişim nasılsa bu sefer de pazar gününden salıya geçişim öyle olsun bari. Pazardan salıya artış oranım neyse bu pazardan salıya da artış oranını öyle kabul edebilirim. Bir tip tahmin yaptım mesela. Çok basit, naif, çok basic bir tahmin ama bir tahmin. Bu feasible bir tahmin ve de yapabileceğim bir şey. Çünkü elimde pazar gününün verisi var. Güzel. Başka ne yapabilirim? Hani çünkü yaptığım şey şuydu. Geçen haftanın pazarı, geçen haftanın salısını aldım. Bunları oranladım birbirine. Bu haftanın pazarını biliyorum. O zaman bu haftanın salısı böyle olur dedim. Çok güzel. Neden olmasın? Bunun haricinde bir sürü farklı şey yapma şansım var. Hafta içi diğer günleri de işin içine katabilirim. İşte exponential smoothing'lere, ARM'lara girebilirim. Fakat bunlara girerken mesela ARM'a yapacağım. AR'yi seçmem gerekiyor. AR1'e bakmamam lazım. AR1 bir saat önceye bakıyor. Minimum benim evde ne demiştim? 15 saat öncesini falan verisi var. Ama AR15'te hiçbir esprisi yok. Peki AR24 için mi yarar mı? Hayır, yaramaz. Çünkü pazartesi gecesinin verisi olmadığı için salı gecesinin verisini oradan çekme şansım yok. Ha. Peki ne olabilir? AR48 olabilir. 2 gün öncenin verisi var. Yine pazara geldi. AR48 mantıklı. Başka neye bakabilirim? AR168'e bakabilirim. Geçen haftanın aynı saat verisi oluyor. Mesela 168 dediğim zaman da AR168 kullanırsam eğer. Başka neye bakabilirim? İşte 168'den 48 saat daha geriye gidelim. Demin yaptığım şeyin hani o oranlamanın
AIMA şeyi gibi, modeli gibi yapmaya çalışıyorum veya ARM modeli, iyi şimdi unuttum. ARM modeli gibi yapmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? O geçen haftaki pazarın o saatteki şeyi, tüketimi, geçen haftaki salının o saatteki tüketimi, bu haftaki salının o saatteki tüketimi. Bunların hepsini alıp bir formül yaratıyorum. Peki burada ne yapıyorum? Hep aynı saate bakıyorum. Yani öğleden sonra 3 için yine öğleden sonra 3'lere bakıyorum. 2'ye, 4'e, 1'e, 5'e falan bakmıyorum. Aynı saate bakıyorum. Niye? Çünkü aynı davranmasını bekliyorum. Benim varsayımım bu şu anda. Diğerlerine de bakabilirim. Tabii ki de bakabilirim. Niye bakmayayım ki? Yani önceki 2'ye, önceki 1'e de bakabilirim. Onlar da bir opsiyon. Ama şunu kabul edersem benim aslında 168 tane kümemde şey var. Birbirinden bağımsız kabul edebileceğim eleman var. Bu 168 eleman için 168 tane farklı model kurabilirim istersen. Kimse buna hayır diyemez. Niye? Çünkü her bir haftanın gününün 7 çarpı 24'te 168 tane gün saatin değerini istediğim gibi eski değerleri kullanarak hesaplamak mümkün benim için. Ve bunların hepsini, bu 168 saatin hepsini aynı şekilde tahmin etmek zorunda da değilim. Bunları farklı modeller kurar. 168 tane farklı modelle farklı şekilde de yapabilirim istersen. Kimse buna bir şey diyemez mesela. Niye? Çünkü bunların birbirinden bağımsız olduğunu kabul ettim. Belki de değiller. Okey ama sonuçta ben modellerken birbirinden bağımsızmış gibi modelleyebilirim bunu. Bu bana neyi getirir? Flexibility getirir. Yani hepsine aynı katsayıyla çarpmak zorunda değilim. Are 168'i hepsine aynı katsayıyla çarpmak zorunda değilim. Belki pazar gününün Are 168'i farklı bir sayıyla, pazar saat 3'ün. Belki salı işte saat 2'nin farklı bir katsayıyla çarpılması gerekiyordur. Olabilir. Hepsini aynı katsayıyla çarpmak zorunda değilim. 168 tane böyle model kurabilirim mesela. Bu da bunu neden yapmadığınız falan gibi saçma sapan bir şey söylemiyorum, merak etmeyin. Benim burada söylediğim şey birazcık hani veriyi nasıl analiz edebiliriz görmeniz. Nasıl inceleyebiliriz, ne yapabiliriz bu veriyle alakalı acaba sorusunu cevaplamanız için. Bunun bu arada daha bir sürü farklı şey var yapılabilecek. Mesela şu PTF için bir hadi basit bir hesap yapmaya çalışıyorum. Şimdi Ocak 2012'ye gidin. 1 Ocak 2012. Gidebileceğimiz en geri şey. Aralıkta da var, 2010 Aralık'ta da var ama orayı almayacağım şu anda. En geçmişe kadar götürdüm. Şu an zaten yarının PTF'si çıktı. O da gözüküyor burada ve bunu uygula dedim. Şimdi burada bir iki tane ufak tefek sıkıntı çıkacak. Onları anlatacağım zaten bir yandan. Önce veri alalım. Bir veri üzerinden bir analiz yapmaya çalışalım. Bakalım ne yapabiliriz, neler görebiliriz acaba sorusunu cevaplamaya çalışacağız beraber. Burada bu arada hani time series gibi davranmayacağız. Davranabiliriz. Şart değil ama onu göstereceğim bir yandan size. Şurada bakın çıktı. Burada zıplamalar oluyor arada falan. Verilerde bazı durumlarda zıplamalar olabiliyor. Özel saatler, özel günler olabiliyor böyle. Fiyatların çok uçtuğu veya çok düştüğü. Onun hepsi zaten tek tek görmemiz lazım. Şimdi bir. Burada şöyle bir şey var. Bu dosyayı şimdi şuradan exe olarak indireceğiz. Bunu hepiniz yapın böyle. Takip etmeniz kolay olsun diye. 2012-01-01, 27-04-2021. Uygula deneyiz. Bu gelecek zaten. Yani size attığım şeyden linkten girip yapabilirsiniz. Burada şöyle bir şeyimiz var. Bir. Bakarsanız yani burada ondalık şey için yani ayrım için sağ tarafa geçerken virgül kullanıyor. Yani şeyi ayırırken kesiri ayırırken sağ tarafa geçerken virgül kullanıyor. Benim mesela Excel nokta kullanır. Bu sizde de böyleyse bu Excel'i indirdiğiniz zaman size hata verecek bu değerler. Hatalı değer olarak gelecek. Çok önemli, bunu düzeltebiliriz. Ama şöyle bir şansımız var. Eğer ben mesela işte Avrupa versiyonu kullanıyorum. Türkçe versiyonu, Türk versiyonu kullanmıyorum şeyin ona işaretten. O yüzden noktayı kullanıyorum, virgülü. Şuradan EN'yi seçerseniz, İngilizce seçerseniz bu sefer bunları nokta olarak getirecektir. TR de bunları virgül getiriyor. EN de bunları nokta getiriyor. Yine aynı şekilde aralığı seçip uygula diyeceksiniz tabii ki. Size noktalı getirecek. Excel'e nokta olarak inecek bunlar. Yani şeyiniz, küsuratınızı noktayla başlatarak yazacak. Bir sıkıntı yok. Hani virgül de olsa da nokta da olsa da çok da önemli değil aslında bu. Niye önemli değil? Hadi bunu indirelim bakalım şimdi. Bastım. İnmesini bekliyorum. İşte bazen sıkıntı yaşıyor. Gördüğünüz gibi server error veriyor, hata veriyor. Bunu tekrarlatabiliyorsun. Geri dönüp bir daha yani şey yapmaya çalışabiliyorsun. Mesela geri dönelim. Bir daha dönelim. Hata olduğu zaman bunu bir daha almak için şeyden mesela uygula diyeceğim tekrar. 2012'de zaten duruyor. Şurada gözüküyor. Sadece bir günlük veri almıştım da. Uygula diyeceğim, hepsini tekrar getirmeye çalışacak. Bazen veri çok büyük olduğu için indiremeyebiliyor. Sonuçta bu web sitesi yani sıkıntı yaşayabiliyor haliyle. Ama bunu bir kere indirdiniz mi o veri sizde kalsın zaten bir yere. Kıpırdatmayın. Parçalar halinde indirmek gerekebilir. Hani bu iş her zaman kolay değil. Her zaman veri size çok kolay bir şekilde gelmeyebiliyor. Yine interval server error dedi. Bunu birkaç kere daha deneyeceğim o zaman. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi hani burası sonuçta bir şey sitesi. Hani her ne kadar profesyonel olarak yönetilse de hatalı olabilecek, şey yapabilecek bir yer. Her zaman olmak zorunda değil şeyleri.
Yine sıkıntı yaşadı. Peki baştan girelim sayfaya o zaman. Bir daha deneyeceğim şimdi. Olmadı. Parça parça deneyeceğim zaten. Direkt 2012'den indiremezseniz. Bende bir yerlerde var bu veri de indirmeyi de size göstermek istiyorum bir yandan ki indirebilin. En kötü zaten şimdi indirdikten sonra size inmiş halini atarım. Hani en kötü durumda böyle bir şansımız da var. Ya da bendeki verilerden bir tanesini çeker atarım seni. Fark etmez. Ama sonuçta önemli olan şu anda şu veriyi 2012'nin başından beri şimdiki zamana kadar indirebilmek önemli olmalı. Eğer indirdiyseniz dosyayı şöyle bir dosya görüyor olmanız lazım şu anda Excel dosyasında. Şimdi burada şu da gelen değerlerin sizin Excel'inizde doğru olup olmadığını yani sayı olup olmadığını anlamanın en kolay yolu onları 1 ile çarpmaktır. Mesela çarpı 1 yazabilirsiniz. Value diyor. Bunu sayı olarak görmüyor demek oluyor. O zaman benim zaten demin dediğim gibi virgül yerine noktaya çevirmem lazım bunu. Burada şöyle bir şey var. Eğer bu sayılar arasında binden büyük bir sayı varsa onlarda da işte binler arası varsa şöyle yazıyordur. 1.00 7,19 gibi bir şekilde yazıyordur bunu. Ne oluyor bu? İşte 1007.19 gibi nokta aslında bu da olması gereken şey. Fakat olmuyor. E ne yapacağız o zaman? Bizim bunu noktaya çevirmemiz lazım. Ama o virgülü de istemiyoruz orada. Çünkü virgül olduğu sürece orada bize hani şey getirecek, hatalı bir değer getirecek, nokta nokta gibi olacak. O yüzden önce virgülleri, yani şey noktaları yok edip ondan sonra virgülleri noktaya çevireceğiz. Bu da şöyle olacak. Ben şunu seçeceğim. Hani dolarları da alalım. Çok da fark etmeyecek ama Ctrl H diyeceğim. Replace noktası. Burada önce noktaları yok et diyeceğim. Noktaları yok ettiğim zaman binlik şeylerini, ayıraçlarını, separatörlerini yok ediyor olacak. Replace all diyeceğim. Burada işte 12 tane binden yüksek değer varmış. Bin veya daha üst değer varmış. Onların noktalarını yok etti. Şimdi de virgülleri noktaya çevir diyeceğim. Dediğim gibi eğer sizin Excel'inizde sayı olarak görüyorsa bunları yapmanıza gerek yok. Hatta bunları yaparsanız tam tersi bozarsınız şeyinizi ama Excel'inizde sayı olarak görmüyorsa ve İngilizce'den de Türkçe'ye indirirseniz aynen benim yaptığım gibi yapmanız gerekiyor ki bütün virgülleri noktaya çevirince bunların hepsi otomatik olarak sayıya çevirmiş olacak zaten. Peki bunun hepsi sayıya çevirince ne olacak? Bizim artık bu analizi yapabilir hale gelmiş olacaksın. Yani şeyimizin sayılarımızı düzgün bir şekilde görebiliyor olacağız ve oradan da bir çıkarım yapabileceğiz. Tabii biraz uzun sürüyor bu çok fazla sayı olduğu için. Baktığı zaman 81 bin satır çarpı 3 240 küsür bin veri demek oluyor. 240 küsür bin veri şu anda işlem etmeye çalışıyor. Hani benim bilgisayarım yanılabilir bilmiyorum. O kadar şey olmaz gerçi ama. Kolay bir şey değil hemen. Bir de daha önce söylemiştim. Excel'de bunları yapmak, böyle manipülasyonları yapmak Python gibi programlardan çok daha şeyli, hani masraflı. Çünkü siz veriyi sürekli görüyorsunuz ve o veride sürekli işlem yapılıyor. Mesela Python'da siz neyi çalıştırırsanız o işlem yapılır. Bakın 245 bin 160 tane değişiklik yapmış burada. Siz ne işlem yapıyorsanız o çalışır, başka bir şey çalışmaz. Burada eğer bunlara bağlı fonksiyonlar olsaydı o fonksiyonlar da bir yandan çalışıyor olacaktı. Onlar da hesaplanıyor olacaktı. Peki bu işten nasıl kurtulacağız? Bir hani şeyi doğru ayarlamak lazım. Şu formulas kısmında calculation options'ı kapatabilirsiniz. Manual diyebilirsiniz. Bu bayağı hayat kurtaran bir şey. Eğer bunu manuala alırsanız sizin yaptığınız işlemler hemen hesaplanmaz demek oluyor. Mesela bunu manuala aldım. Şöyle bir yazalım bakalım. Bu çarpı 5. Bunu hesaplıyor. İşte bu artı burası olsun. Şimdi ben buraya şu manual olduğu için 10 yazdığımda bakın hesaplamadı. Artı 10'u buraya eklemedi. Normalde buraya yazdığım değeri şunu toplayıp buraya yazması gerekiyordu ama yazmadı. İşte 20 yazdım, yazmadı. Ama ben bunu calculate now dersem hesabı ekliyor. Buraya ekliyor. Böylelikle formüllerim varken bile bir şeyler doldurduğum zaman bu formüllerin hesaplanmasını engellemiş oluyorum ki tek seferde hesaplayabileyim. Bu şeye benziyor mesela. Python'da kod yazdığınızı düşünün. Her line'ı yazdıktan sonra bir tur çalıştırdığınızı düşünün şeyi programı. Çok uzun sürer işiniz. Sürekli olarak hesap yaparsınız değil mi? Her line yazdığında bir tur baştan çalıştırıyorsunuz. İnanılmaz uzun sürecek. İşte Excel bunu yapıyor şu anda. Eğer calculation otomatikse. Her yazdığınız kodda her şeyi bir daha çalıştırıyor. Gerek yok. Bunu manual bırakırsanız eğer işiniz bittikten sonra calculate now deyip bakabilirsiniz. Hatta calculate sheet deyip diğer sheetlerdeki formüller gerek yok onlar değişmedi diye biliyorsanız eğer sadece bir sheet'i yani sadece bunun sayfayı bile calculate ettirebilirsiniz. İnanılmaz zaman ve güç kazandırabilecek bir şey bu. Computational time kazandırabilecek bir şey bu. Ama tabii şu an benim için calculate otomatik olması bir sıkıntı yok. PTF, dolar ve euroyu sileceğim. Bunu kullanmayacağız şu anda. İhtiyacım olmayacak. Sadece TL olarak bakacağım. 245 bin tane değişikliğe gerek yoktu aslında. Bunları silsem sadece 80 bin tane değişikliğe kurtarabilirim. Peki, kaydedelim. Şu anda baktım. Acaba verimde bir sıkıntı var mı? Buna bakmak istiyorum. Normalde hani boşluklar, şeyler, işte ne bileyim böyle yanlış girilen veriler bir şeyler olabiliyor ya. İlk bakacağım şey, şunu filtrelersem eğer. İlk bakacağım şey şuraya tıklayıp şuradan, bu arada sağ tıklarsanız bunları açabiliyorsunuz. Minimum, maksimum, her türlü yeri açabilirsiniz burada göstermek için. İstediğiniz kadar şey gösterebiliyorsunuz.
değer gösteriyorsun. Mesela numerical count'ta kaç tane numara var bu seçtiğin şeyde. Count'ta kaç tane veri var onları gösteriyor. Mesela average çıkıyorsa eğer, burada bir değer çıkıyorsa, ha burada sayılar haricinde error değeri yoktur diyor bize. Burada bir error değeri olsaydı, div 0, error, NA falan tür şeyler, bunlar çıkmayacaktı. Hani minimum, maksimum ve average değerleri çıkmazdı o zaman. O yüzden ha burada sayı var, okey. Yani bir text var ama text sadece sayılar var ve sayılar otomasyonu bu çıkıyormuş diyebiliyoruz. Hata olsaydı da, mesela error veya div 0 çıktığını düşünüyorsak da, şuradan bunu aramamız gerekirdi. Şimdi, Excel'de şöyle bir sıkıntı var. Şurada çok fazla değer gösteremiyor. Zaten bakarsanız eğer bir süre sonra not all items are showing diyor bana. Ben burada hata olduğunu biliyorsam mesela div bekliyorsam div yazardım. Var mı diye bakardı. Yok. İşte error bekliyorsam error yazardım. Var mı diye bakardı. Yok. NA bekliyorsam NA yazardım. Var mı diye bakardı. Yok derdi. Hani bunları böyle filtreleyebilirdim. Çok fazla değerim olsa bile. En bilinen hata türleri zaten bu üçü. Error, NA ve div 0. O yüzden bunların hepsini tek tek arayabiliyorsunuz. Bir hata olduğunu düşünüyorsanız o anda benimse. Fakat burada bir hata olmadığı belli. Bir diğer yöntem de tabii ki şuradan hemen grafiğini çizdirmek verimizin. Grafikte hani çok fazla veri olduğu için grafik bize süper kesin bir şey söylemeyecektir tabii ki. Ama burada herhangi bir bariz kopukluk veya yokluk yok. Hani belki arada bir iki tane eksikleri vardır. Olabilir. Bunlara oturup bakmak gerekir var mı yok mu diye. Ama şu an böyle de bir şey yok. Bir diğer seçeneğimiz de bunu tabii ki sıralamak. Hani bunu sıralamanın şöyle bir dezavantajı vardır. Geriye dönmekle uğraşmak biraz uzun sürebilir. Ama bir sıralayalım küçükten büyüğe mesela. Ne kadar sıfır var mesela? Sıfırlar acaba boş mu? Boşlukları görebiliyoruz. Example'ını gösteriyorsun işte sıraladığımız zaman. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe, iki tane farklı şekilde sıralarsak buraya boşlukları getiriyor. Eğer boş veri varsa bunu bize gösteriyor. Fakat dediğim gibi çok uzun sürecek şu an. Çünkü 80 bin tane veri var. 80 bin tane veri şu an sıralıyor. Yani çok uzun sürecek dedim. Hani saatler almayacak sonuçta ama yine bir computational time olarak bize vakit kaybettirecek bir şey. Uğraştıracak bir şey. Hani siz yapmayın, sıralamayın şu anda. Ben sana göstermek amaçlı bunu yaptım. Zaten kilitlenirse de kapatıp tekrar açmak gerekebilir. Dediğim gibi Excel inanılmaz kaynak yiyen bir şeydir. Özellikle şey açık olduğu sürece, otomatik kartuş açık olduğu sürece sürekli bütün formülleri hesaplamak isteyecektir. RAM'inizi ve CPU'nuzu çok fazla yorabiliyor böyle yaptığı zaman da. Ve şu an olduğu gibi böyle kilitlenip uzun 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 şey çıkartabiliyor, dönüşler çıkartabiliyor. Birazdan zaten büyük ihtimalle bana yapamıyorum, kapat beni falan diyecek. Olabilir. Çok da şey değil. O yüzden pek sıralamayla ulaşmamak gerekiyor bu kadar büyük verilerde. Eğer şart değilse ya da iyi bir bilgisayarınız yoksa. Ben şu anda eski bilgisayarımı kullandığım için biraz şey söyleyemediğini yavaş egzelim buralarda. Baktım. Şeyim yok. Eksik verim yok. Hatalı verim yok. Her şey böyle güzel gözüküyor. Peki ben bu verilerle ne yapabilirim? Mesela çok basit bir soru size. Trend hesaplayın desem. Hani bir trend var mı acaba desem. Yıllar içerisinde trend var mı bu veri desem nasıl bir şey yaparsınız? Neyi hesaplarsınız bana trend olup olmadığını söylemek için? Çok basit. Yıllar arası bir trend var mı diye size sorsam ne yapmanız gerekir? Yani regresyon analizi yaparak onun trendini Güzel. çizdiririz. Mesela bir şu şeyde bile burada hemen çok basit ama şuradan hemen bakalım. Demin veriyi koymuştuk ya böyle grafik olarak. Bu grafiğe sağ tıklayıp Add Trendline bile deseniz ki bu en basit hali bu işin. Size düz bir çizgi olarak lineer koyarsanız düz bir çizgi olarak size şeyi verecekler. Ve burada da equation'ı göster bana dersen eğer şurada bir yerlerde gösteriyor bakın şurada çok ufak da olsa bunu biraz yukarı çekmeye çalışayım bakayım olacak mı? Tabii ki de her zamanki gibi bu kadar çok veride birazcık zorlanıyor ama y'nin bir katsayısı bir de yanında artı bir değeri vardı. Görmüşsünüzdür onu. Y'nin katsayısı küçük bir katsayıydı ama orada bir katsayı vardı. Y dediğimizde saatlik aldığımız değerler aslında. Onu fit etmeye çalışıyoruz oradaki şeye. Ve burada hani yavaş yavaş artan bir şey olduğunu, çok yavaş ama yavaş yavaş artan bir şey olduğunu görebiliyorduk. Sonuçta pozitif bir katsayısı vardı orada y'nin. Peki bu bir yöntem. Biraz maliyetli bir yöntem aslında. Çünkü bilgisayarın şeyi olarak hani computation time olarak bizi uğraştıracak bir yöntem ama bu bir yöntem olabilir. Peki başka ne yapabilirim? Hani istatistik olarak çok mantıklı ve okey bir yöntem. Ben ama size şey soruyorum. Trick soruyorum. Basit yöntem soruyorum. Hani böyle lise öğrencisi de yapar. Ya bunu diyebileceğiniz bir şey söyleyeyim bana. Yani artış var mı diye kontrol edebiliriz gözle. Okey, tamam. Yani bir tık matematik kat işin içerisinde. O da güzel, okey. Ona da fitim. Ama bunu her zaman göremeyebilirsin. Bir tık matematik kat. Çok ufak matematik kat işin içerisinde. Ne yapabilirsin başka? Yani trendline'ı saatlik olarak koyuyorsun. Mükemmel, okey. Zaten istatistik bunu söylüyor. Güzel. Ama başka ne yapabilirsin? Ya mesela
Çok basit düşünün. Sizce patronlar veya şeyler, bu kadar istatistiksel analiz bilmeyen veya bunlarla uğraşmayan insanlar ne yapıyordur? Ben bir yandan Excel'i tekrar açmaya çalışayım. Ne yapıyor olabilirler bu insanlar? İstatistik bilmiyorlar ama gözlere bakmak şey gelmiyor onlara, anlamıyorlar. Nasıl bir şey yapabilirler? Trend var mı? Yıllar arası geçişlerde fiyatlar nasıl artıyor, azalıyor? Var mı böyle bir şey diye bakmak için ne yapabilirler? Ortalamalar arası farka filan mı bakarlar? Çok güzel. Yıllık ortalamalar alıp yıllık ortalamalar nasıl değişiyor? Buna bakarlar tabii ki de. Yani 2011'in ortalaması atıyorum fiyat olarak 200 liraysa, 2019'un ortalaması, 2020'nin ortalaması 300 liraysa A derler, artmış fiyat demek ki. Ki haklılar, artmış o zaman yani öyle bir şey varsa. Yani yapacakları şey aslında, tekrar burayı şey yapalım, paylaşalım. Yapacakları şey aslında bulunan tarihin, bulundukları tarihin hangi yıla ait olduğunu bulmak. O da year fonksiyonu ile yapılabilir şu anda. Tabii ki year'ı şey olarak aldığı için general'a çevirmem gerekiyor bunu. Tarih, date olarak aldığı için 2012'nin yılı şeydir, sayıyordur burada yıl şeyi. Burada bütün yılları yazdı. Peki ne yapacağım? Mesela diyeceğim ki 2012'den işte 2013. Bunu şu anda pivot table'a da yapabilirim ama elle yapıp sonra pivot'u göstereceğim. Pivot'u daha görmeniz önemli. Diyeceğim ki average if. Average if eğer ortalama şey Türkçesini şey bilmiyorum mesela nasıl formülünü yazılır bilmiyorum ama e ortalama falan filan bir odur bilmiyorum. Bilen biri varsa yazsın chat'e. Burada range soruyor bize. Range kriterin olacağı range. Range burası. Yıla bakacağım çünkü. Kriterim de bu. Bu yılı al bana. 2012'de ortalamayı da burada al. Ne oldu? Bana 2012'nin ortalamasını söyleyecek. 149.55 geldi 2012'nin ortalaması. Ha demek ki buradan başlamış 2012. Nereye kadar? 2020'ye kadar bakabilirim. 21'e de bakalım ama 21 bitmedi. Daha Nisan'dayız. Nisan'a kadar göreceğim. O yüzden çok da efektif olarak bana bir şey vermeyecek. Ama bakın bir anda elimde 2012'den 2020'ye kadar fiyatlar çıktı. Şimdi bunu çizdireyim bakalım ne olacak. Hadi bunu çizeceğim bana. Tabii şey gidip bunu şey olarak aldı. O öyle yapmasın diye şöyle yapalım. Bakın şu 1 2012 olduğunu düşün. Bunu sonra istersek değiştirebiliriz. Tıklayıp da select data deyip buradan direkt şey yapma şansımız var. Label'ları şuradan şöyle seçleme şansımız var. Ama bunu hani yapmadan da anlayabiliriz normalde. Şu 1. 2012'de, 2. 2013'te deme şansımız vardı. Neyse. Ne oluyor burada bakın. 150 civarından başlıyor. 1950'den başlıyor. Yükseliyor. Biraz düşüyor. Sonra çok hızlı bir şekilde yukarıya fırlamaya başlıyor. 2017'den 2018'e, 2018'e. Çok hızlı bir şekilde yukarı çıkıyor. Peki bu yukarı çıkışın nedeni ne? Biliyor musunuz? Aslında biliyorsunuz da. 2017'den 2018'e geçerken inanılmaz bir patlama var. 2017'de de bir yükseliş var ama daha önce olmuş bir yükseliş. 163 daha önce gözükmüş zaten. Ama 2018'de bir patlama var. Yani 70 lira fark var şurada 2 yıl arasında. 70 lira. İnanılmaz bir fark. Niye böyle? Bakalım ne kadar dinledik dersin. Niye böyle burası? Mesela şurada o fark yok. Burada 30 lira fark var. Yine büyük bir fark ama şurası gibi değil. Niye? 2018'de ne oldu bizim ülkemizde? Dolar artışından dolayı olabilir mi hocam? Aynen öyle. Devalüasyon. Direkt olarak dolar arttığı için şeye baksak mesela şurada PTF'yi dolar olarak baksaydık çok fazla yükseliş görmeyecektik orada. Değişiklik olmayacaktı. Fakat TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzünden bir anda elektrik fiyatları 70 lira arttı. 70 lira az değil. %40 civarı bir şey sanırsam yani. %45 belki de. Hani düşünseniz artış miktarı. İnanılmaz bir artış. Hala para kaybetmedik, şey yapmadık diye düşünüyoruz ama yalan. Ne oldu? Ondan sonra artmaya devam etti ama artış zaten olacak. Bekliyoruz yani yavaş yavaş artacak. Bir yandan zaten dolar kuru artmaya devam etti ufak ufak. Bir yandan da işte şeyimiz arttı, talebimiz arttı, arzımız aynı kaldı falan gibi şeyleri de düşünüyoruz bir taraftan. Ama sonuçta bir artış var fiyatlarda sürekli. Bu da tabii ki bizim ev elektrik fiyatlarımıza da yansıyor bir yandan. Çok normal bir şekilde. Çünkü bunlar şeylerin fiyatları. Bize elektriği tedarik eden tedarikçi, perakende firmaların elektriği satın aldığı fiyatlar bunlar. Baz fiyatlar. Ne demiştik? PTF'ler yani GÖP bir referans fiyat şeyidir, piyasasıdır. Ve buradaki fiyatlardan elektrik satın alınır. On average. Ha bunun haricinde başka yerlerden de elektrik satın alma şansı var perakende şirketlerinin bize satmak için. Ama hani genelde GÖP'ten aldıklarını varsayabilirsiniz. Tabii ki ikili anlaşmalardır, başka şekilde yöntemlerdir. Bir şekilde risklerini dengelemeye çalışıyorlar, azaltmaya çalışıyorlar ama sonuçta bu bir referans fiyattır. Bizim elektrik şeyimizin, maliyetimizin göstergesidir ve bu fiyat 2017'den 2018'e geçerken 70 TL artmış bir anda. İnanılmaz bir zıplama dolar kurundan dolayı. Şimdi
Böyle yorumlayabiliyoruz verileri artık. Ne olduğunu biliyoruz çünkü. Dönüp tarihe baktığımızda o tarih neler oldu farkındayız, biliyoruz. O verileri hani genel kültür olarak da bilebiliriz. Oturup gazetelerden şuradan buradan okuyarak da bulup öğrenebiliriz. Ama sonuçta bunların farkındayız. Peki ne oldu? Biz bu şeyi yapınca hani bu grafiği çizince dedik ki ya artış trendi var, çok bariz gözüküyor. Saatlikte bu kadar bariz gözükmüyordu bakın. Saatlikte çok düz bir şeydi ve çok düşük bir trend varmış gibi gözüküyordu. Ama burada çok bariz bir şekilde bir artış gözüküyor. Peki niye böyle? Çünkü bir yandan da bunun başka etkileri de var sonuçta. Veriyi düşüneceğim sonuçta. Veri üzerine gitmem gerekiyor. Benim verimin varyansı daralıyor bir yandan da. Tamam, ortalama da artış var ama varyansın daralması da bunu arttırıyor. Niye? Varyans şöyle daralıyor. Normalde verim eskiden çok dalgalanıyordu. Fiyat çok dalgalı bir fiyattı eskiden. Sıfırlara düşüyordu. İşte 200-300'lere çıkıyordu. Onlarda 15'lerde sıfırlarda çok geziniyordu falan filan da böyle sürekli olarak şey yapan bir hali vardı bir noktada. Dalgalanabilen bir hali vardı. Her zaman böyle dalgalıydı ama hani 2-3 tane pik yapabiliyordu. Aşağıları çok görebiliyordu ve düşük fiyatlardan gidip son yüksek fiyatlara çıkıyordu. Mesela şu 150 liralık ortalamanın bir kısmı sıfır, bir kısmı 300 olduğu için 150 liraydı. Ama şimdi şu 230 liralık ortalamanın bir kısmı 210, bir kısmı 250 olduğu için 230. Varyans düştü. Mean arttı bir yandan, okey. Zaten o arttı ama varyans da düştü bir yandan. O yüzden de bu hale geldi. Yani normalde 300'leri görüyorduk. Şimdi belki 300'leri görmüyoruz ama sıfırı da hiç görmüyoruz artık. Hep 150 üstü, 200 üstü görüyoruz belki de. Ha, ne oldu? Benim varyansımın artması, yani pardon, varyansımın azalması, yani minimum fiyatlarımın artması da benim minimum arttırmış oldu. Sadece en tepemin artması değil burada olay mesela. Yani baktığımız zaman düz çizgi gibi ama aslında o düz çizgi çünkü minimum fiyatlarımın hepsi yukarıya doğru çekildi bir yandan. Zaten o grafiğin sonunda da o az çok belli oluyordu. Tekrar bakalım ona. Hani bunun da etkisi var. Sadece fiyatların artması değil tabii ki. Bakın şurada aşağıya neredeyse hiç inmemiş. Bakın şurası full sıfıra yakın gidiyor dümdüz. Burada hiç yok o sıfırlar. Şu aralığı görüyor musunuz? Sıfır hiç yok. Hani her sene olan şey şuralarda az az yok olmuş ama hep böyle kısa kısa geçmiş. Aralarda yine inmiş. Burada hiç yok mesela. Çünkü minimum fiyat hiçbir zaman sıfıra inmedi orada. İnanılmaz bir ortalama yükselten bir şey bu mesela. Hani bir taraftan evet şuraya baktığımız zaman tepe noktası çok yükselmemiş gibi gözüküyor. Şurada bir tepe noktasının zıplaması var. Burada dolar kurunun artışı bu tepe noktasını zıplatıyor. Şurada zaten daha beter hallere gelmişiz ama bu tepe noktası çok düz gözüküyor baktığın zaman. Tekrar düzleşmiş, hani yukarıdan aşağı inmiş okey ama bu sefer de alt taraf yukarıya fırlamış. Alt taraf yukarıda kalmış. Hani minimum noktam da çok yukarıya çıkmış. Veriyi böyle biraz da yorumlamak, analiz etmek lazım. Sadece şey değil. Ya dolar çıktı arttı. Evet dolar çıktı arttı ve onu çok net bir şekilde görüyoruz biz orada. Ama o tek başına değil şey yapan. Bir yandan da minimum fiyatlarım sıfırdan yukarıya çıktı. Artık sıfır çıkmıyor belli yerlerde. Çıkmadı en azından bir süre için. Bana ben iyice Excel'i zorluyorum bir sürü şey yaparaktan. Veri boyutu çok büyük olduğu için. Bilmiyorum sizde ne alemde şu anda ama. Bizim yapmamız gereken şey bir taraftan bu veriyi doğru anlayıp o veriyle alakalı yapabileceğimiz tahminin ne olduğunu algılamak. Mesela size geçen hafta verdiğim sheet'te bir tane şey vardı. Pivot tablosu vardı. O pivot tablosunda şöyle yapalım. Verileri çeşitli şekilde analiz ediyordu aslında. Şimdi o analizden çıkarımlar yapmak mümkündü. Burada da o analizi yapmak için birkaç tane şey yapacağız. Bir, yılı koyalım. Yıla ihtiyacımız var. İki, ayı koyacağım. Ay değişebilir çünkü günlerin şeyleri. 3 günü koyacağım. Şimdi yıl dediğim şey formülle hesaplanacak zaten. Buradan geliyor. Yine CTRL'e bile basıp General'a çeviriyorum. Ay dediğim şey aynı şekilde hesaplanacak formülden. Bunu da tekrar General'a çeviriyorum. Gün dediğim şey ise işte pazartesiden pazara kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gitmesi lazım. Bunun formülü weekday İngilizce'de. Türkçe'de haftanın günü falan türü bir şey olması lazım. Ya da hafta günü falan türü bir şey olması lazım. Bunu return type'ta da seçiyorsunuz. Hangisine ne verelim diyor. Ben 11'i kullanıyorum. 11 ile sanırım 2'ydi. Fark yok aslında. Hepsi aynı şeyi veriyor. Hani Monday yani pazartesiye bir şeye söylüyorum. Sunday'e yani pazara 7 değeri verecek. Böyle yaptığım zaman bana yine gün getiriyor. Mesela burası 7'ymiş. Bu pazar günüymüş. Yani 1 Ocak 2012 pazara denk gelmiş. Bana bunu söylüyor. Şimdi bunları aşağıya gönderdiğim zaman eğer Excel'im bozulmazsa hemen bunu kaydedelim. Şimdi her gün için artık benim şeyim var. Bakın kaçıncı gün olduğunu, pazartesi, şurası bir pazartesiymiş, iki olunca salı olmuş. İşte kaçıncı saat olduğunu da biliyorum şu anda. Ama bu saatte de ben böyle pek şey yapmadım, beğenmedim. Bunu düz sayıya çevirmek istiyorum. 0, 1, ha, zaten yapıyor öyle. Peki şöyle yapalım. General'a çevireceğim bunu. Şimdi 0, 1, 2. Bunu şimdi
Bu kullanımda bu arada enerji şeyinde, piyasasında kullanımda 0'dan 23'e kadar alınır saatler. 0 dediğimiz şey 0 ile 00.59 arasıdır. 1 dediğimiz şey 1 ile 1.59. 23 dediğimiz şey 23 ile 23.59 arasıdır. Bazı şirketler bunu 1. saat, 2. saat diye 1'den 24'e kadar yazar. Ama 1. saat dedikleri zaman da 0 ile 0.59 arasını kastediyorlardır aslında. Hani benimki alışkanlık, piyasa böyle, yani şey, EPH böyle kullanıyor. Ben de hep böyle kullandım. 0'dan 23'e kadar alıyorum. Buraya 0'dan 23'e kadar şey yazdım. Şimdi burada birkaç nokta var. Bir, bakarsanız ya burada hep formüller var. Fakat ben bu formüllerin hesaplanmasını istemiyorum her şey yaptığımda. Hani demiştim ya, şu formüle de bunu kapatmam gerekiyor, manuel yapmam gerekiyor. Bunu yapmak bir opsiyon ki bunu yapacağım, okey, doğru. Ama onun haricinde zaten bunlar değişmeyeceği için, yani bu ay değerleri, bu yıl değerleri, bu gün ve saat değerleri hiçbir zaman değişmeyecek. Bakın saat şurada itibaren ben yazdığım için formülle oldu. Bunu hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü şuradaki tarih hiçbir zaman değiştirmeyeceğim için şuradakilerin hepsini seçip Ctrl-C sağ tıklayıp values only üzerine yapıştırdığım zaman formülleri yok ettiğim için bir anda burası formülsüz düz bir database'e dönüştü yine. Sadece değerlerin olduğu bir veri tabanına dönüştü yine. Bir şey yok bunun içerisinde. Herhangi bir şekilde fonksiyon yok. Artık şeyden kazandım. Calculation zamanından kazandım. Çünkü bir daha bunları hesaplamayacak. Normalde her seferinde bunları tekrar tekrar hesaplayacaktı. Tamam, çok uzun sürmeyen şeyler belki ama birike inanılmaz vakit harcayan şeylere dönüşebiliyoruz. Şimdi gelelim tekrar pivot tabloma buraya. Burada bakarsanız eğer yıl ay hiçbiri gözükmüyor. Çünkü bunu yılı, ayı ve günü koymadan önce açmıştım. Sağ tıklarsam pivot tablosuna ve refresh dersem hepsini getiriyor buraya. Bütün orada eklediğim, ara eklediğim değerlerin hepsi buraya geliyor. Şimdi mesela demin yaptığımız hesabı yapalım. Yıl alıp şuraya koyalım. Ve PTF'nin ortalamalarına bakalım. Yanlış oldu, max'a baktım. Average PTF'ye bakalım. Yine bakın, demin bulduğum değerlerin hepsini bana getirdi. Yani az önce şeyin içerisinde şu şuraya yazıp da tek tek average ile hesapladığım bütün değerlerin aynısı bana geldi. Bakarsanız burada da 160'da 231'e 70 lira zıplamayı görebiliyoruz 2018'e geçerken. Birebir aynı değerleri bulabiliyorum. Peki ben bunu aya bakmak isteseydim, şöyle bir şey yapabilirdim mesela. Ne olacaktı? Şimdi ayı da yukarıya attım. Yıl burada, ay burada, ortalama fiyatlar. Aa, süper. Ben her ayın, işte her yıl içerisinde mesela diyorum, şurası Ocak sütunu. Ocağın her yıl nasıl davrandığını görebiliyorum artık. Yıl yıl nasıl gittiğini görüyorum hocam. Şubat'ınkini, Mart'ınkini, Nisan'ınkini görebiliyorum. Mesela şöyle bir yorum yapabilirim. Ya dedim ki 3.297'ye düşmüş Ocak. Bir düşüş var. Ya geçen sene burada ciddi bir kriz vardı. Hani 2020'nin Ocağında ciddi bir kriz vardı ki bakınca 291'miş zaten. 314'e çıkmış. Yükselmiş ciddi bir şekilde. Bu 293'te 297'ye çıkmış. Ciddi bir yükseliş olmuş. Burada bir kriz var demek ki burada o kriz olmamış diyebilirim mesela. Ya da belki diyeceğim ki ya bizim Ocak'ta baktım şey düşmüş, dolar düşmüş, o yüzden böyle. Şimdi bunları dolarla normalize etmek lazım belki de. O bize daha çok şey söyleyebilir. Daha anlamlı verebilir ama şu an elimde dolar olmadığını varsayıyorum. Tamamen bundan şey bakıyorum. Nötr bir şekilde bakıyorum. Dolarla hiç uğraşmayacağım diyorum. Peki başka? Şubat ayında mesela bir düşüş var. Mart ayında inanılmaz bir zıplama var. Ve hani hiç Mart'ta böyle 300'lük bir fiyat gözükmemiş. En şeylerde bile 256-245 gözükmüş. Bu Mart 311 var. Aman tanrım, bu Mart ne oldu? Dolar yine fırlamıştı zaten. Olur öyle. E ne olacak? Biz bunları bir şekilde eğer anlamlandırabilirsek bu anlamlandırdığımız durumu da modelimiz içine koymalıyız. Şeyine geleceğiz. Durumuna geleceğiz. Ha şu an olur, olmaz. Ayrı konu. Hani bu şey değil. Elimde veri var. Veriyi aldım, attım şeyin içerisine. Python'a veya Excel'e. O kendi kendine bana cevap verecek zaten. Hayır, değil. Bizim burada yaptığımız her şeyi anlamlandırmalı ve bir şeye temeli oturtmamız gerekiyor. Bir şekilde bunlarla alakalı yaptığımız analizin mantığını çıkarmamız gerekiyor ki mantıklı, güzel modeller, işe yarayan modeller ve en önemlisi herkesin kurabildiği basit modellerden farklı modeller kurabilirim. Bunlar önemli kısımlar. Şimdi başka ne yapacağım? Bunlara tek tek bakabilirim tabii ki aylık şeylere ama diyorum ki ya tamam, aylık ortalamalar bunlarmış. Aylık ortalamaların değişimini kullanıp mesela Mayıs ayı için bir tahminde bulunabilirim ama Nisan ayının sonuna geldim. 305'ten çok da fazla bir yere oynamayacaktır bu. Ne oldu? 311-305'e düşmüş. Okey. O zaman Mayıs'ın ortalaması ne olacak acaba? Mayıs geçen aylarda baktığında, geçen senede baktığında genel olarak yükselme trendinde. Bir tek şurada bir 2018'de düşüş yapmış. Onun haricinde genel olarak hep ya yukarıya çıkmış ya aynı kalmış. Şurada bir ufak düşüş var, şurada bir ufak düşüş var. Ama genelde Mayıs Nisan'dan bir tık daha yukarıda olmaya çalışıyor. Ha, bakıyorum. Mart'la karşılaştırsam, şurayı saymazsam, buradaki uçuk durumları saymazsam, Mart'ın da genelde üstünde. Hani zaten beklediğim bir durum. Şurada düşüş yapmış ama 2015'in özel durumudur belki o. Ama genel olarak mesela baktığım zaman Mart'ın da üstünde kalıyor. Fakat 305-311 çok uçuk rakamlar. Gidip de buraya 320 tahmin ediyorum ben diyebilirim. Niye diyemeyeyim? Olabilir fakat inandırıcı olur mu? Soru işareti. Sadece buna bakarak yaparsam. Ha, şunu diyebilir miydim?
Mesela oturdum bununla alakalı aylık ortalamadan bir model kurdum diyeceğim. Aylık ortalamadan kurduğum modelde işte en basit arma yaptım. Olur, niye olmasın? Ne yapıyorum? Ben şeyi Mayıs ayının ortalamasını hem bir önceki ay hem ikinci önceki ay hem de bir yıl önceki fiyata bakıyorum hem de bir yıl öncekinin eksibine. Yani ne yapıyorum? AR1, AR2, işte AR12, AR13, AR14. 5 tane girdi aldım. Süper. Bir de içerisinde MA'yı koydum bu şekilde. MA'lardan da bir şey çıkardım, model çıkardım. Buradan bir Mayıs tahmin yaptım. Müthiş. Olur. Neden olmasın? İstatistiksel bir şeye dayandırdım. İstatistiksel yaptığım analizde hiç şey kullanmadım bu arada. Hani partial correlation farkına buna bakmadım. Autocorrelation'a bakmadım. Tamamen kendi şeyimden gelen, yorumdan gelen bir şeyle AR1, AR2, işte AR12 kullan dedim. Ha, bu doğru yanlış. Bakmak lazım çıkacak olan maddenin cevabını, ama sonuçta varsayım yapıyorum şu anda. Oturup istatistik analizini yapmadım bu işin. Yapsam belki bunlar çıkacak hakikaten. Bunları kullanacak bana. Belki demeyecek. Belki bunu benim kendim akıl etmem gerekecek. Çünkü modeli biliyorum, şeyi biliyorum, piyasayı biliyorum, nasıl işlediğini biliyorum genelde. Peki ne olacak? Ben sonuçta şu Mayıs ayı için bir tahmin yapmış olacağım. Mayıs'ın ortalamasını çıkardım. Müthiş. Peki Mayıs'ın ortalaması bana ne verecek? Şunu verebilir. Şunu diyebilirim bakın. Bu benim için yine bir tane daha pivot atacağım burada. Veya pivot atmayayım ve şuradan kopyalayıp yapıştırayım aşağıya. Mayıs'ın ortalamasını çıkardım ya. Ben artık şurada yılı uçuralım. Yıl olmasın. Ayları buraya alalım. Günleri de alalım ve bir de saatleri alalım desek. Saatler öyle olmasın ama saatler şöyle olsun. Saatlerin tabii şey kötü gözüküyor. Olsun, fark etmez. Ayda da sadece ben şuradan bakalım. Ayı bu tarafa alalım filtreye ve ayı diyelim ki sadece Mayıs ayını istiyorum. Şimdi şurada gördüğünüz şey Mayıs aylarının bütün bu yıllardaki ortalama saatlik değerleri. Her şey için bakın, pazartesinin ortalama değeri, salının ortalama değeri, çarşambanın, perşembenin, cumanın, cumartesinin ve pazarın saatlik ortalama değerleri bütün yıllarda. 2012'den şimdiye kadar. Okey, ne oldu? 168 tane bana değer çıkardı burada. Harika. Bunun toplam ortalamasına baktığım zaman da işte 154.32 çıkıyormuş. Şimdi 154.32 şunun ortalaması. Okey. Ben bu ortalamayı alsam. Bakın tamamen şey yapıyorum. Hani düz mantıkla yapıyorum. Hiçbir istatistiksel şey yapmıyorum şu anda tahmin için. Ama bunlar çok önemli. Bunlarla bir şeyler yaratabilmek ve bunlardan bir yorum çıkarmak çok önemli. Şurası 154.32 ortalamada Mayıs ayı olsaydı gün gün saat saat nasıl olurduğunun cevabı. Peki benim ortalamam kaçmış Mayıs'ta beklediğim şurası? 320 demiştim değil mi? 320 bekliyorum ben burada demiştim. Ha, 320 beklediğime göre şurasının ortalaması, yani eşittir average burası. Bölü 320. Yani ben 0.48 katını buldum bulmak istediğim şeyi. O zaman şunu yapabilirim. Bu bölü 0.48. Şimdi bu bana ne verecek? Bu bana önümüzdeki Mayıs için benim beklediğim pazartesinin saatlik 24 saatlik tahminleri, salı 24 saatlik tahminleri, çarşambanın, perşembenin, cumanın, cumartesinin ve pazarın saatlik tahminlerini verdi. Böyle olmasını bekliyorum. İşte pazartesi sıfır böyle olacak. Her pazar sıfır böyle olacak. Bu arada şey bakmıyorum. Özel günlere bakmıyorum. İşte 19 Mayıs olacak sonuçta. Özel bir gün var orada. İşte 1 Mayıs var, özel gün var. Onlara bakmıyorum. Onları sonra düzenleyeceğim, ona göre ayarlayacağım. Onun için özel katsayılar kullanmam lazım. Kesinlikle katılıyorum ve şey değil, hani böyle es geçilecek bir şey değil, ama hiç özel gün olmadı. 320 fiyat bekliyorum. 320'ye göre böyle olacak bu. Peki ben 320 beklemiyorum dedi ya, 450'ye çıkacakmış, yüksek olacakmış dediler. Hemen bunu 450'ye çevirdim. Hadi dedim, benim fiyat şeylerim, beklentilerim bunlar oldu artık. Alın bunları, kullanın. Buna göre şey yapın. Mayıs ayında alışveriş yapın. Alın veya satın veya şey yapın işte. Nasıl yapacağınızı, trading'inizi shortlayacak mısınız, long'a mı geçeceksiniz, öyle karar verin diyebiliyorum. Ne oluyor? Çok basit bir sistem kurdum. İnanılmaz basit bir sistem kurdum. Çünkü ne yaptım? Sadece ortalama değerleri buldum. Bu 168 saat için geçmiş ortalama değerlerinden bir profil çıkardım. Bu bir profil arkadaşlar. Şurası bir profil. Bu profil bana dalgalanmayı veriyor. Beklenilen dalgalanmayı veriyor. Ha, ben burada şunu diyebilirdim. Ya ben burada okey, şeye göre yaptım, aya göre yaptım, ama ben bunu yıla göre de yapmak istiyordum. Diyecektim ki, yani tabii aşağıya indirmeye çalışıyor, onu yapma şansı olacak büyük ihtimalle, şuraya koysam da sıkıntı çıkartıyorum da. Şöyle yapalım. Buradan şöyle birazcık boşluk açarsam yapacak bir izin verecek. Çünkü yukarıdaki şeyin içerisine atmaya çalışıyorum. Şöyle yılı koysam filtreye bir de.
Şimdi yılda da bu sefer multiple selection deyip ya bana sadece işte 2021 2017'den sonrasını ver. Geri kalana bakmak istemiyorum desem. Şimdi ne oldu? Son 5 yılı verdi mesela. Okey diyeceğim. Son 5'in ortalaması buymuş. Ha, son 5'in ortalamasına göre şunu bu arada B26 diyelim. Bu da formül lazım. Şöyle yapalım. Şimdi son 5'in ortalamasına göre son 5'in ortalamasını buraya yazdığım zaman çıkarım yaptığım zaman gelen sonuçlar da bunlarmış. Yani bu 5 yıllık ortalamanın Mayıs profili. Mayıs böyle hareket eder. Mayıs'ın bütün günleri böyle olur. Ortalamada böyle beklerim diyor. Yani buradaki değerleri söylüyor. Bunu bu arada buradan almak zorundayım da pivottan almayayım diye böyle yaptım. Çünkü pivotun kendisine hamle taksam sonra sıkıntı çıkar diye uğraşmak istemedim ben. Peki ne oluyor? Buradan da ben tek tek bunların kaç katıymış? Mesela 450 bunun %40'ı iken buraya giriyormuş. Veya tam tersi yapabilirim tabii ki de. R25 bölü yapsam daha anlamlı olur sizin için muhtemelen. R25 bölü desem. 450 bunun kaç katı? 2.47 katı. O zaman bunları 2.47 ile çarpacağım. Bunu sabitleyelim. Ne oldu? Şurası ortalaması 450 olan, baktığı zaman average 450, bir profil verdi bana. Bunu 350 bekliyorum deseydim, 350'ye göre bana verecekti aynı şeyi. Ve şunların hepsi, şöyle yapalım. Her biri bakın, pazartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hepsi bakın grafik olarak birbirine çok benziyorlar. Çünkü niye? Eski günlerdeki, eski Mayıs aylarındaki Mayıslar da birbirine çok benziyordu. Pazartesi hepsi birbirine benziyordu. Salıların hepsi birbirine benziyordu sonuçta. O yüzden bütün salılar, işte çarşamba, çarşambalar, perşembe benziyorlar. Zıplamalar, işte azalmalar, şeyler hep birbirine benzer yani. İşte tepe noktaları bakın şöyle iki tane tepe yapıyor burada genelde çoğu. İşte şurada bir dip yapıyor, şu tekrar tepe yapıyorlar çoğu falan gibi. Yani benzer profilleri var günlerin zaten birbirine. Sadece bunların ne kadar hızlı indiği, yükseldiği veya nerede bittiği, nerede başladığı, ne kadar yüksekte veya ne kadar alçakta başladığı değişebiliyor. Birbirine benziyor çoğu gün zaten az çok. Çünkü hani fabrikaların çalışma saatleri belli, mola saatleri belli, işte ne bileyim böyle öğle yemeği saati belli, cuma namazı saati belli, işte vesairesi belli. Sonuçta Türkiye'nin uyduğu belli başlı saatler var. Hani iş bıraktığı, şey yaptığı, tüketimi azalttığı belli başlı saatler var. Ona göre şey yapıyor. Mesela şurası bakın, şurada bir dip yapar saat 7'de. Niye? Çünkü 6 mesaisi biter. Bir sonraki mesai başlarken tekrar tüketim artmaya başlar ondan sonra. Gece mesaisi vardır fabrikada sonuçta. Gece mesaisi biter. O yüzden kapanır şeyler. Tüketim azalır. Ondan sonra bir sonraki mesai başladığı zaman onlar kahvaltısını yapar, çayını içer. Ondan sonra başlar üretime zaten. Ondan sonra yukarıya doğru tekrar tüketim artmaya başlar. Bir yandan insanlar uyanmaya başlar burada. Ev tüketimi artmaya başlar. Her ne kadar sanayi tüketimi kadar fazla olmasa da ev tüketimi de çok ciddi bir şekilde etkiliyor sonuçta. O yüzden buradaki hani düşüşün nedeni mesela odur. Sanayideki vardiya değişimidir mesela. İşte benzer şeylerle benzer şekilde yorumlayabilirsiniz, okuyup şeyler çıkartabilirsiniz. Peki, bu çok basit bir tahmin modeliydi. Herhangi bir istatistiksel şey kullanmadım. Sadece ortalama aldım. Ortalamadan da bir profil çıkardım. Böyle yapmaya profilleme deniyor. Profilleme yaptım. Ve o profillemeyi de kat sayıyla çarptım. Kaç katını görmek istiyorsam ben orada. Ha, bunu yapmak için dediğim gibi ama şurada mesela arma kullanmıştım. Öyle varsayalım o zaman. Arma bana bunu verdi dedim. Ne oldu? Mayıs ayı için bir ortalama tahmin yapıp o ortalama tahmini sonuna profilledim. Saatliğe çevirdim. Tek tek saatlik tahmin yapmadım. Bunu da yapabilirdim. Olur. Neden olmasın? Ama tek tek saatlik tahmin yapmam doğru vermeyebilirdi belki de. Veya tek tek saatlik tahmin yapmam çok uzun sürebilirdi. Yanlış bir şey verebilirdi. Veya belki çok daha iyi bir sonuç verecekti ama çok uzun zaman alacaktı. Bunları bilmiyorum. Deneyebilirim. Denemem gerekir. Bakmam gerekir ama ani, hızlı, çabuk cevap aranan durumlarda böyle ufak tefek şeyler yapıp hani ortalamalara baktım. Ortalamalara bir arma koydum, bir şey koydum, expansion smoothing koydum, bir şey koydum, bir ortalama aylık değer çıkardım, sonra onu profilledim. Gayet güzel çalışan bir yöntem, neden olmasın. Böyle şeyler yapmak ama böyle trikler yapmak için de sadece işte oturup dediğim gibi ya veri aldım, attım Python'a, veri aldım, attım Excel'e, yanına da bir tane şey koydum, söyleyen adına çalışan bir istatistiksel model koydum, yöntem koydum, yaptı işte. Bak işte ENN koydum, çıkardı sonucu. Ne güzel. Bravo. Ama yanlış yapmış olabilirsin mesela. Bir saat öncesinde almış olabilirsin input olarak. Bu gayet yanlış bir şey ve yapmaman gereken bir şey. İşte bunları anlamak için piyasayı, bulunduğunuz piyasayı, nerede yapıyorsanız bu analiz mesela, enerji yapıyorsanız bir gün öncesinin verisi var elinde en fazla. Daha fazlası olamaz zaten bulunduğun günden. O yüzden çok fazla ileri görüşlü tahmin yapacaksan da elindeki verilerden yapabilirsin. Saatlik gitme şansın yok. Bunu bilmen lazım. Veya başka bir yerde üretim yapılan bir yerde benzer bir şeyler olabilir. Sonuçta
Adam senden bir yıl sonrasını üretimini istiyor. Bunu tek tek saat saat hesaplama veya gün gün hesaplamanın hiçbir anlamı yok. Bir gün sonra bu, 10 gün sonra bu, 3 gün sonra bu diye gitmemen gerekir. Aylık ya da yıllık ortalamalardan gitmen gerekir büyük ihtimalle. Taleplerden, şeylerden yola çıkman gerekir. Sonuçta bir veriyle uğraşırken, o veriyi analiz ederken o verinin neresine bakmanız gerektiğini öğrenmeniz, anlamanız gerekiyor. Bu yüzden de o piyasayı iyi bilmeniz gerekiyor. Ben mesela şu şeylerin, tahminlerin yapılabilmesi için burada işte gün öncesi piyasa nasıl çalışır, işte elektrik nasıl üretilir, işte ne kadar göpe nasıl girilir gibi şeylerin bilinmesini şart koşuyorum ki bunu yapabilin zaten. Yoksa bunu yapmanızın pek bir şey yok, esprisi yok çünkü doğru şekilde yapamayacaksınız zaten. Geçen haftaki ödevde olduğu gibi, dediğim gibi kasten böyle yaptım zaten, size anlatmadım o tarafı. Ki şimdi biraz daha pekiştirebileyim burada anlattığım şeylerle. Peki şu an kadar sorusu olan var mı? Çok hızlı gidiyorum ama. Peki başka ne var? Şimdi burası dediğim gibi çok basit bir ortalama aldık, koyduk. Peki bunu böyle yaptık. Hani dedik ki burası 323-300'e çıkıyor. Peki ne çıkıyor acaba? Hadi gelin bir deneyelim bakalım. Şu veriyi aldım. Yine yeni bir sayfa açayım, buraya atayım. Şimdi bu verinin hepsini benim aslında düşünseniz eğer şey olarak şurası hep sağa doğru gidiyor. Tamam mı? Yıl olarak da. O zaman benim şurayı tek bir time series yapacaksam eğer tek bir şeye çevirmem gerekiyor. Şöyle biraz yana doğru göndereceğim. Bakalım nereye kadar gidiyor. Daha göndermem gerekiyor biraz daha. Tek bir satıra çeviriyorum. Bu biraz işin amelilik tarafı tabii ki ama bakın tek bir satır oldu. Şundan sonrasını hiçbir önemi yok. Şurası. Bunu alıp sağ tıklayacağım. Şuradan paste special diyeceğim. Hem values hem de transpose. Values diyorum, formülden kurtuluyorum. Transpose diyorum, time series olarak görmek için aşağı doğru görmek istiyorum bunu. Geldi önüme. Artık bunu uçurabilirim. Şimdi şurası İşte 190.312'ymiş. Bakalım doğru mu? 190.23. Gerçi şöyle alacağım. O zaman 190.32 olması lazım. 190.31. 312'nin aynısı. İkiyi yuvarlamış. Şimdi şurası benim için aylık ortalamalardı. Şimdi bu aylık ortalamalarda ben neyi biliyorum? 12 ay öncesine bağlayayım. Yani şurayı 1, 2, 3 diye göndersem aşağıya doğru. Insert diyelim. Şurası sıra olsun, burası değer olsun. Buraya aşağı doğru gönderdim. Aşağı doğru gidiyor. Ben ne istiyorum? Şu 113'ü bulmak istiyorum. Benim bulmak istediğim şey şu 113. Burada ne olacak acaba sorusunu yapmak istiyorum. Peki ben neye göre bunu yapacağım? Ne dedim? Bir ay öncesinin verisi bir şekilde elimde olabiliyor şu anda. Burada avantajım var. Niye? Çünkü Nisan bitmedi ama Nisan 305 şu anda ve 305'ten çok da fazla değişmez. Yani 300'ün altına düşmez. 310'un üzerine hayatta çıkmaz. Yani çok uçuk rakamlar çıkması lazım. Ortalama son 4 kalan 4 günde 27, 28, 29 ve 30'daki 20'ye çıktı. 28, 29, 30'da. Son 3 günde 600'ler falan çıkması lazım ki şu 310'un üzerine çıkabilsin değer olarak. Bu pek mümkün değil. Hani o yüzden 305 civarında biter. 300 ile 310 arasında biter diye kabul edebilirim bunu. 305 iyi bir rakam, dursun burada diyebilirim. O yüzden bir ay öncesini kullanma şansım var. Yani ben AR1'i kullanabilirim istiyorsan. Peki AR1'i kullanmak istiyorum dedim. AR1'i yazdım buraya. AR1'in yanında AR2'yi de kullanmak isteyebilirim. Olur, neden olmasın. AR2'de de bir sıkıntı yok. Çünkü iki öncesini zaten biliyorum. AR2'yi de kullandım. Ama benim için hani düz lineer şey yapacağım burada. Hani şey yapmayacağım, böyle arma kompleks model kurmayacağım. Düz lineer regression yapacağım ama bunu anlamlı şeylerle yapacağım. Yani AR1, AR2 okey. AR12 benim için önemli olan şeylerden tersi. Niye? Çünkü bir yıl önce bunun, yani mesela bu Ocak, 13 dediğimiz değer Ocak, 2013 Ocak. 2013 Ocak'ın 2012 Ocak'taki karşılığı neymiş? Yani nereden nereye gelmiş? Bunu görmek istiyorum. Bir yandan AR1, AR2 ile ben Ocağa bakarken Aralık Kasım'a bakıyorsam, o zaman burada da Aralık Kasım'a bakmadım. Bir yıl önce de diyorum. O zaman AR13 ve AR14'e bakacağım diyorum. Mesela bakalım ne gelecek burada. Şurası ve şurası. Şimdi burada yine aynı şeyi yapacağım. Buradaki değerlerin hepsi bakarsanız formül şu anda. Fakat artık bunlar hiçbir zaman değişmeyecek değerler. Bu değerler her zaman aynı kalacak. O yüzden ben bunu formülden kurtarabilirim yine diyorum. Kopyalayıp üzerine yapıştırıyorum. Sırf hani dediğim gibi şeyden kazanmak için, calculation'dan kazanmak için. Yani bu çok önemli değil bu kadar küçük modelde tabii ki, ama bu dedim çok büyük olsaydı. Hani burada toplamda kaç satır var ki? 80 küsür, 100 küsürmüş. 110 satır var. Hani bu 113 bin satır olsaydı bu kadar çok formül Excel'i inanılmaz yavaşlatırdı. Ama şu anda zaten formül olsa da yavaşlatmazdan sıkıntı yok. Peki ondan sonra ne diyorum? Benim kaç tane AR değerim var? 5 tane AR değerim var. O zaman şuraya o 5 taneyi aldım. Yanına bir tane de C değeri koyacağım diyorum. Bunlara rastlı olarak hepsi 0-1 atıyorum. Çok önemli değil bunlar şu an.
Ve diyorum ki şurada ben forecast yapacağım. Sadece ağrı ile forecast yapacağım. Eşittir. Artık burada şeyim yok. Hani formülden kurtulma şansım yok. Çünkü burası zaten formülü kalacak bir şey. Yazamadım. Sum product formülü alacağım buraya. Nereden? Buradan. Arelerden. Ve bunları şurada arelerle bulduğum formüle çarpıp üzerine bir de C'yi ekletiyorum. Burada artık C'yi de şey yapalım. Sabitleyelim. Burada artık aşağı gönderdiğim zaman tahminlerim gelmeye başlıyor. Güzel. Bunların hepsi 0-1 olsaydı böyle olacaktı. Peki 5 tane var mesela. Hepsini 0-2 daha hani makul toplamı 1 yapan bir şey yazalım. O zaman daha makul değerler gelmeye başladı bir anda. Her ne kadar çok doğru olmasa da hatalı şimdi göreceğiz bunları. O zaman bir de hata hesaplayalım. Peki SQRT diyeceğim. Square root'tan gidiyorum. İşte bu ikisinin farkının karesinin kare kökünü aldırıyorum. Bunu şey de yapabilirdim. Eşittir abse diyebilirdim. Bu da olur. Olmadı. Zaten aynı şeyi vermesi gerekiyor. Aynı değeri vermesi gerekiyor. Hani ikisi de verir aynı şeyi. Fark etmez. İstersem karesinin kare kökü, istersem abse'den giderim. İkisinin aynı şeyi vermesi gerekiyor. Ben şunu tercih ederdim. Çünkü bu hani daha yakın şeye. Kullanması daha kolay genelde matematik işlemlerde. Türev alması kolay mesela. Mutlaka türevini almak bir kafa karışıklığı yaratır insanlar normalde. Karenin türevini almak kolaydır ama. Ama sonuçta şey fark etmeyecek. Her ikisine de aynı average değeri vermesini bekliyorum. Ha şeyi değiştirme. Çözüm sırasında solver değiştirmiyor bir şey. Evet belki değiştirir. Belki birine daha değinen daha çözüm yaratabilir. Hani şununla çözerim 20 bulur en iyi cevabı. Bunu çözerim 15 bulur belki. Hiç fikrim yok. Denemeden bunu bilemeyiz şu anda. Peki ne olacak? Şurada bir çözüm yapmayı deneyeceğim. Bakalım ne geliyor. Hemen solver'a geldim. Diyeceğim ki şurayı minimize et ve bunları değiştir. Şimdi hiçbir şey yok. Düz sol veriyorum. Constant hiçbir kısmı koymadım. Hepsini pozitif kabul ediyor zaten şu anda. Böyle yapınca şöyle bir cevap buldu bana. 20-56'ya getiririm diyor. Her şeyi pozitif alırsam. Ama ben biliyorum ki regresyon dediğim şey pozitif olmak zorunda değil. Mesela regresyona bakalım. Bu çok önemli bir şey benim için. Regresyon ne işe yarayacak acaba diye bakmam lazım. Regresyonlar ne kadar var acaba? Hemen şuradan bakalım. Şuraya bir şey atalım. Değer atalım. Mesela R1'in regresyonu ne kadar acaba? Yani şununla şunun nasıl bir regresyon şeyi var acaba? Değeri var acaba? Peki. Eşittir. Yani korelasyon tabii. Regresyon dediğim şey korelasyon buldum. İsim karışıklığı yaşıyorum. Şöyle bir bakalım. Ne çıkıyor? Bir saniye alamadık bunu. Neyi yanlış aldık? Niye almadı bunu? 35'e kadar aldım da. Ha bir adım fazla aldım çünkü şurası yanlış. Evet. Şöyle almam gerekiyor. Mesela 0.91. Bir ay önceye böyle bağlıymış. Süper harika. Peki ben bunu sonra devam ettireceğim. Diğerlerini de görmek istiyorum diyeceğim. Bu korelasyonu tek başına böyle alabilirsiniz ama otokorelasyon yaparken birazcık daha kompleks olması adına her bir korelasyon için özel bir formül yazabiliriz. Mesela bunu göstereyim. Bu çok aslında işe yarayan bir şey. Şimdi normalde korelasyonu iki tane değeri aynı. Kendisiyle korelasyona bakalım iki hücrenin. Ondan sonra şey yapalım. Bu zaten bir çıkacak. Kendisiyle korelasyona bakıyorsunuz bir datanın. Bir çıkması lazım. Sonra diyeceğim ki ben burada korelasyonu alırken mesela bir adım için şu sağ tarafı bir adım yukarıya çekmem lazım. Şu bitişi yani şunun bitişini bir adım yukarıya çekmem lazım mesela. Başlangıcını da bir adım aşağı çekmem lazım. Şu H2'yi de bir adım aşağı çekmem lazım. Ya da tam tersi bunu aşağı çekip bunu yukarı çekebilirim. Aynı şey fark etmiyor. Ama bir offset yapacağım. Offset kaydır Türkçesi. Şuradan şu H4'ten bir adım attırtacak bana şimdi. Tamam mı? Row kaç adım gideceksin? Aşağı doğru götürmek istiyorum bunu. Row dediğim şey bir adım götüreceğim. Şu sırayı bir adım aldım ben. Sonra diyorum ki sıfır kalın. Sağa sola gitmeyeceğim kesinlikle. Birebir boyum var. Bunu artık korelasyon içerisine aldı. Şimdi bunu korelasyon içerisine aldığı için NA diyecek. Çünkü niye? Bir adım aşağı başlattı. 195'ten başlattı şu anda. Sol taraf 195'ten başlıyor. Aynısını benim şu H113 için de yapmam lazım. Offset diyeceğim. Bakın burada da autocorrelation'lara bakmaya çalışıyorum. H113. Bu sabit. Bunu bu sefer ben bir adım yukarıya alacağım. Yani aslında -1 götürmem lazım. Eksi burası diyor. 0'a 1'e 1.
Şimdi 0.91 geldi. Demin bulduğum cevabın aynısını buldum. Niye? Çünkü şurada bir adım aşağı götürdüm. 195'ten başlattım. Şunu da bir adım geriye götürdüm. Bunu da büyük sütten 311'den başlattım. Yani AR1'in aslında şurada bir yazan değer var ya. AR1'in korelasyonunu buldum aslında. Peki ben bunu biraz aşağı çekeyim. Bakalım korelasyona nasıl çıkıyor. Devam etsem şöyle. İşte 20'ye kadar götürse bana. Tabii bunu götürmeyecek çünkü şunu da sabitlemem lazım. Bunlar sabitlenmezse tabii ki de götürmez. Bir daha deneyelim. Bakın korelasyonları götürdü. 91, 81, 75. Okey. 12'de bir 76 oluyor. Yani bir yıl öncesi de o kadar koreli değil aslında diyor. Bir ay öncesine göre. Bir ay öncesi daha koreli. Fakat bu da şey demek değil hani bir yıl öncesini kullanıp da bir ay öncesini beraber kullanıp daha iyi sonuç elde edemezsin demek değil. Bir ay öncesi %91'ini açıklıyor olabilir bu hareketin ama bu %76 da belki %90'ın açıklamada %9'luk kısmının bir kısmını açıklayacaktır. Beraber kullanmanın avantajı olabilir o yüzden ama mesela şunları kullanmaya pek de gerek yok ya diyor. Haklı. İnelim 24'e mesela. 24'te yine bir yükselmiş. Ama bir yıl öncesi var ki 2 yıl öncesine niye baksın? 3 yıl öncesine bakalım. 26. Tuttu bir SPS yok artık. Zaten yok oldu orada. Tek bir korelasyonumuz yok. Şuna baktığımız zaman ama bize şeyleri söylüyor. Yani neleri kullanmamızın mantıklı olacağını söylüyor. Mesela AR3'ü de belki kullanmak gerekiyordu. Ama benim tahminim AR3 ve AR2 zaten AR1'in içerisinde açıklanıyorlar. Ama AR12 ben veriyi bildiğim için böyle diyorum. Ayrı bir şey daha katıyor. Ama AR2'yi kullanıyorsam AR1 ile beraber, AR12 ile beraber AR13-14'e katmalıyım işin içerisinde ki 1 ve 2'nin karşılığı 13-14 bir sene öncesinde. Onların da bir etkisi olsun. Mesela bu tamamen benim kişisel görüşüm. Veri bana onu şu an direkt olarak söylemiyor fakat ben şeyi bildiğim için, piyasayı bildiğim için böyle olması gerektir diye tahmin yürütüyorum. Böyle olmak zorunda değil tabii ki. Hani bu yapacağı şeyin sonucu, tahminlemenin sonucu çok apayrı bir şey çıkartabilir belki de. Ama şunu net bir şekilde görüyorum. Bir ay öncesi %91 korelasyon veriyor, süper. O zaman bir ay öncesini kesin kullanman lazım zaten yani. Geriye %9'luk bir eksiklik kalıyor. Peki. Başka. Diğer tarafta ben bu korelasyonun negatif de olabilirdi sonuçta. O yüzden bir taraftan da şu solver'ın şuradaki değerlerin bazıları belki negatif kullanması gerekecek. Her ne kadar pozitif gözükse de hepsi. Belki bazıları negatif kullanması gerekecek. Çünkü birini ekleyip birini çıkartacak diye düşündüğüm için. Şu değerler için birer sınır belirteceğim. Diyeceğim ki mesela bu 2'ye kadar bile çıkması izin verebilirim. 2'den küçük olsun ve büyük eşit eksik olsun. Negatife izin vereceğim. Aynı şekilde şurası için de işte 100'den küçük olabilir. Ya da eksi yüzden büyük olabilir diyeceğim. Tamamen bunları şu anda kişisel şeyimle koyuyorum. Herhangi bir analiz yapmadım. Sadece göstermelik, düşünmelik koyuyorum. Ve sonra diyeceğim ki options'dan bunu central ve multistart yap. Hep central yapıyorum. En alışkanlığı olmuş. Multistart ama birden fazla tekrar yapsın. Farklı farklı sonuçlar bulabilsin diye. Bakın burada başladı. Şeyler geçiyor. Hızlı hızlı epochlar geçiyor. Subproblemler, trial solution hepsi geçiyor hızlı hızlı. Ve ufak ufak bunu indirmeye başardı sub şeyi. Incumbent'ı. 20-56'dan 20-36'ya çok büyük bir iniş olmadı ama sonuçta ufak da olsa bir iniş oldu. Ve deniyor farklı şeyler bulmayı. Belki şu başlangıç değerleri farklı olsaydı daha farklı sonuçlar da bulabilirdi. Şu an elindekiyle böyle bir şey buluyor. Bakalım, bir durduralım. Şunları bir kenara koyalım. Bakın artık bir tane, iki tane hatta negatif değer kullanmaya başlamış. Şunlar kenarda olsun. 20-36 bulabiliyor bunları. Peki bundan hiç içerisinde değer olmasaydı ve buradan başlasaydım, sıfırdan başlasaydım ne olacaktı acaba? 20-55'e yine geldi. 20-41, 20-39, 20-36'ya kadar iniyor mu acaba burada da? Büyük ihtimalle 20-36 eğer hiçbir yere kıpırdayamazlarsa zaten bunun bu elimizdeki değerlerle optimal çözümü olmuş oluyor. Ve ilginç bir şekilde mesela ben dedim ki 320-350'ye çıkar belki de ama aşağıda göreceksiniz 280'lere düşmesini bekliyor mesela Mayıs ayında. Belki de öyle olacak gerçekten. Yani Mayıs ayını yaşayıp göreceğiz nasıl olduğunu. Ama sonuçta hani elimizdeki kullandığımız şeylerle bunu söylüyor, modelle bunu söylüyor. Bu modeli böyle kullanabilirim çünkü bir ay öncesinin verisini biliyorum. Nisan ayının verisi var elimde. Dediğim gibi 305 şu anda ama 305 değişmez çok fazla diye kabul ediyorum. Değişseydi zaten ona göre 305'i şurada yazıp mesela atıyorum bir anda bir şey oldu ve 305 çok mu değişti? Şu 305 mesela 500'e çıktı bir anda. Okey buraya 500 yazardım ve ona göre bana bir tahmin değeri zaten gelirdi. Yani şu 283 diye tahmin edenler kodu bir saniye. Şuna şeyi almış mı? Aldıysa yanlış. Evet yanlış. Süper. Bakın mesela hata yapmışım. Süper yakaladık şimdi bunu. Şu 283 olan yerin alınmaması lazım. Çünkü o bir şey değil. Gerçek bir değer değil ve onu minimize etmeye çalıştığı için belki de hata yapıyordu. Ki zannetmiyorum. Ona pek bir etkisi olmayacaktır ama olsun. Hemen bir daha deneyelim sorguda. Daha iyi sonuç verebilir şu anda bize. Şu anda 17.67 diyor. Bakalım ne olacak? İnecek mi aşağıya? Ama sonuçta 17.67. Çok da kötü bir sonuç değil. Hata oranı olarak düşündüğümüz zaman. Hani ortalama 18 civarı bir hata yapıyoruz TL olaraktan.
Okey, kabul edilebilirmiş. Bakalım şunu bir uçursan, sıfırdan başlasın. Belki burada lokalde kalıyordur. O da bir opsiyon tabii ki. Yok, yine oyunda 69'larda takılıyor şu anda. Daha iyi sonuç bulacak gibi değil. Peki, buradan bana bir sonuç geldi. Hemen bakalım ne geliyormuş. 285 tahmin ediyor şu anda. Diyor ki hani bu şeyden Mayıs ayı için 285 tahmin ediyorum. 285.93. O zaman diyeceğim ki ha güzel. Geldim buraya. Şurası 285 olsun. .93. Ne oldu? Şurası artık benim bu sefer şeyden gelen hani AR'den gelen, lineer regresyondan gelen modelimin verdiği ortalama aylık tahminimin profillenmiş hali oldu. Ha, ben bir taraftan istatistiksel model kurdum. Bir lineer regresyon yaptım. Ama kolay olan iş için yaptım. Aylık ortalama için yaptım. Saatlik olarak tahmin etmek istemedim bunu. Ki bu yapılabilir. Saatlik tahmin yapabiliriz ama dediğim gibi çok ciddi emek harcayacağınız ve çok uğraşacağınız ve yanlış çıkma ihtimali çok yüksek olan bir şey olur. Ondan sonra dedim ki ya bu aylık çıkıyor. Şu da benim profillenmiş halim. Alın bunu kullanın. Bu. Bu dediğim gibi işin kolayına kaçmak, evet. Hızlı bir şekilde çözüm çıkarmak için yapılan bir yöntem. Evet tabii ki de. Ama bunlar çok kullanılan şeyler zaten piyasada. Çünkü çok normal. Çünkü daha detaylı analizler yanlış çıktığı zaman çok sıkıntı çıkartabiliyorlar. Bunlar ortalama bir şey. Bundan çok inanılmaz yüksek bir accuracy beklemiyor kimse böyle bir şeyden. Ama bundan çok kötü bir accuracy de beklemiyor. İnanılmaz bir yanlış bir beklemiyor. Çünkü ortalama bir şey söylüyor bize zaten bu taraf. Hani yine hata çıkacaktır illa ki. Şurada bir hata olma ihtimali var sonuçta. 285 de doğru olmayacaktır büyük ihtimalle ki Mayıs ayında dediğim gibi göreceğiz bunu. Beraber konuşuruz Mayıs'ın sonuna doğru derste. Ama sonuçta bunu hani bir şekilde o ortalama değeri bulup o şeyin ayın ortalamasını bulup o ayın ortalaması sonuna saatte çevirmek de bir yol. Dediğim gibi tahmin yaparken bir şey, veriyle uğraşırken, bu tip şeylerle uğraşırken veriyi iyi tanımak, iyi bilmek, o verinin nerede kullanıldığını, nasıl kullanıldığını iyi bilmek çok önemli bir şey. Senin adına. Katma değer. Eğer bunu iyi biliyorsanız o zaman veriyi daha iyi yorumlayıp veriyi farklı şekillerde nasıl manipüle edebilirim, nasıl değiştirebilirim, nasıl hesaplayabilirim daha rahat görebiliyorsunuz. Mesela şunu şöyle yapmak, hani aylık verinin nasıl hesaplandığını veya aylık verinin niye böyle olduğunu düşünmeyecek birisinin aklına gelmeyecektir. Enerji piyasası çok iyi bilmeyen birisinin aklına gelmeyecektir. Hani gelir tabii ki olabilir ama niye böyle yapmalıyım, niye böyle çıkarın cevabını kolay kolay veremeyecektir. Mesela bu kolay, hemen hızlı bir şekilde size bir profil çıkartıyor. Profillemenin ne olduğunu bilmiyorsa ya yani mesela çok kullanılan bir şey profilleme yine enerjide. Çünkü şeyler bunu zaten kullanıyor hali hazırda profilleme olarak. Dağıtım şirketleri kullanıyor ve dağıtım şirketleri o profillemeye göre şey yapıyor, tahmin yapıyor zaten. Kendi profilleme şeyleri var, formülleri var. Onları veriyorlar piyasaya zaten. Piyasa görebiliyor profilleme şeylerini, saatlerini, katsayılarını. Ve ona göre onlar da tahmin yapıyor. Talep profilleri var şeylerin, dağıtım şirketlerinin. Ve o talep profillerine göre taleplerini şey yapıyorlar. Çünkü düşünsene tek tek talep hesaplamak zorunda kalsa veya tahmin etmek zorunda kalsa bir dağıtım şirketi. Belki yüz binlerce şey var. Mesken var. Hepsinin tek tek şeyine bakacak. Saatlik tüketim nasıl olacak diye bakıp ona göre bir saatlik tüketim profili çıkacak. Şey toplam diye çıkacak. Mümkün değil. O nedenle diyor ki geçmiş yıllardaki bu aylarda nasıl tüketmiş meskenler? Al bunu. Benim bu yılki bu ayki tahminimle ne kadar tüketmeyi bekliyorum? O profili ona yapıştır. Aynen şu yaptığım şeyi yapıyorlar. Onların sadece şunu çıkarma teknikleri farklı benim burada gösterdiğimden. Kendi özel tekniklerim var. Şuradaki profili çıkarma, ana profili, basic profili çıkarma. Ondan sonra onlar da aynı şekilde değerlerle çarpıp bir şey yaratıyorlar kendilerine. Ha bunu gün gün yapıyor onlar. Ben böyle bir ayın bütün günlerini tek bir seferde geçtim ama onlar gün gün yapıyorlar. Tahmini de gün gün yapıyorlar. Sonuçta günlük tüketim tahmini yapıyorlar. Ama sonuçta yaptıkları şey yine o günlük toplam tüketim tahminini profillerine koymak ve fatura ederken de ona göre fatura etmeye çalışıyorlar. Ha bu bir tarafta onlara tabii ki dengesizlik olarak geliniyor fakat onu da bir şekilde telafi etmeye, şey yapmaya, tedarik edip düzeltmeye çalışıyorlar tabii ki her gün yaptıkları şeylerde, tahminlerde. Evet. Peki. Şimdi elimizdeki veriyi önce tabloyu büyüterek birazcık daha farklı bir şekilde saatlik analiz yapmak için büyüterek kullanacağız. Peki ne yapacağız? Burada bir yine daha önce pivot table koymuştuk. Bu sefer ay, gün hepsini ekledik buraya. Yıl, ay, gün, saat her şey var. Yıl filtreler de var. Çünkü yılları azaltırsa ay, gün kolonda şeyde satırda, saatte satırda var. Böylelikle bu burada nerede olduğunu çok da benim yok. Ay, gün ve saatin kolon var oldu. Çünkü o bizim şeyimizi etkilemeyecek. Yapacağımız formülasyonu etkilemeyecek. Ama yılı filtreye koydum. Çünkü son 3 yılı sadece alıp onlara bakacağım diyorum. İstersem daha fazla da alabilirim tabii ki. Ama 18, 19 ve 20'yi alacağım. Ve çok basit bir saatlik şey çıkarım yapacağım. Diyeceğim ki saatlik ortalamaları ver bana. Yani burada yaptığı şey baktığımız zaman işte şu günler
Bu birinci ayı gösteriyor, Ocak ayını gösteriyor, şu ikinci ayı gösteriyor, şunlar günleri gösteriyor, şunlar da saatleri gösteriyor zaten sol taraftakilerde. Ve şurada çıkan değerlerde 168'lik, bakın her ay için bir 168'lik çıkartıyor. Bu Ocak'ın 168'liği, bu Şubat'ın 168'liği, işte şu Mart'ın, Nisan'ın, böyle gidiyor. 12 ay için hepsi için çıkartıyor. O da genel ortalamaları çıkartıyor, günün ortalamasını. Yani hani ayın 0 saatinin ortalaması, gün demeyeyim de 7 günün toplam ortalamasını çıkartıyor. Bu çok da bizim için önemli değil. Bunu yok edebiliriz de hani saptotaları göstermeye gerek yok deyip. Bizim için şurası önemli. Son diyorum ki o zaman geri dönelim. Hadi bir ortalama şeyi yaratalım. Ben şimdi bu işi 2021 için yapacağım için 2021'e göre bir training yapacağım. Hani burada da bir train şeyini koyalım içeriye. O yüzden diyorum ki 2021'in başına itibaren bu tahmini yapmak için 2020'nin başına itibaren geçmiş yılın ortalamalarını bana ver diyeceğim. Yani şu şey yapacağım. Bir gelelim 2020 başına. Ocak. Evet. Geldik. Şimdi 2021'in ilk günü şurası. Diyeceğim ki eşittir. Buradan random bir yer seçeceğim. Hani şey olduğu garanti olsun ama hani gün, ay ve şeylerin kesişimi olması lazım. Yani total'dan seçmeyin. Ortadan herhangi bir yer seçebilirsiniz. Fark etmez nereyi seçtiniz ama bir noktayı seçtim. Enter'ladım. Sonra diyeceğim ki şurada içeride bakın kriterler var. Ay, gün ve saat kriterleri. Bunlar bizim hani average if yazmıştık ya demin, bunlara göre ortalama al. O kriterler aslında. Birinci ayın dördüncü günün dokuzuncu saatin ortalamasını almış bana. Ama ben bunu istemiyorum. Ben her satırda farklı ortalama istiyorum. O yüzden burada ay dediği değeri, şu bir olan değeri, şurada ayımla yani birinci ay olan şunu da değiştiriyorum. Burada gün dediği değeri yani dördü, şuradaki günle. Burada saat dediği değeri, buradaki saatle değiştirmiş oluyorum. Şimdi ne oluyor? Her satırda o satıra ait ay, gün ve saat alacak. Burada şunu yapalım. Şey güzel gözüksün. Şuradan bir tane daha gel. Free space, free tableau. Tamam. Şimdi hepsi gözüküyor daha net bir şekilde. Ne oldu? Burada bakın ay değeri olarak C sütununu aldı, buraya aldı. İşte gün olarak D sütununu, saat olarak da E sütununu almış oldu. Böylelikle şu değer, şu ortalama geçmiş yıllardaki son 3 yılın 18, 19 ve 20'nin 1 ocağının 0 saatin ortalaması olmuş oldu. Bunu aşağıya gönderiyorum. Bu üçün ortalamasını aldım diyorum. Şimdi bu ortalamaya göre aşağı doğru gidiyor. Ve ben bunu devam ettirmeyi planlıyorum. Aşağı doğru devam edeceğim. Tahmin yapacağım sonuçta. O zaman diyorum ki bunu da o zaman ben tarihini devam ettirmem gerekecek. Tarihi nasıl devam edeceğim? Şuradan geleceğim. Bir önceki günün ilk tarihlerini alıp artı bir diyeceğim. Şimdi ben bunu aşağı çektikçe günler akacaklar. 12 saatte bir, 24 saatte bir değişecek şekilde. Bak 28, 29, 30 böyle devam edecek. İşte 1 Mayıs vesaire devam edecek. Yıl zaten bir formüldü. Fakat ben 2021'den öteye gitmeyeceğimi biliyorum. Hani bu hep 2021 olarak kalacak. Çünkü şey yapmayı planlamıyorum. Şu Mayıs'tan sonrası tahmin etmeyi planlamıyorum. Sadece Mayıs için bir şey yapacağım. Ay için formül yazmam gerekiyor. Normalde yıl için de yazardım. Yani yazayım şey olmasın. Belki daha uzun tahmin etmek isterim. Formüllü olacak yıl için, ay için. Gün için yine weekday formülü koyabilirim buraya veya istersen yukarıdan çekebilirim. Bir hafta önceden çekeyim ama weekday koymak şu anda daha kolay geliyor. 2 ile yapalım bunu da. Saat içinde bir önceki günün 0 saatini alsam ve bunu aşağıya göndersem zaten o loop'u kendi otomatik olarak yaratıp bana saatleri verecek. Böyle gidiyor. Şimdi bunu ben aşağı çekip Mayıs'a kadar götüreyim bakalım. 11 Mayıs, 12 Mayıs, 31 Mayıs'a kadar gitsin. Güzel. Haziran'a gerek yok. Haziran'a bakmak istemiyorum şu anda. Ne oldu? Elimde şu anda gün, ay, saat inputlarım var. Bunlar zaten hep elimde olan şeyler. Şu ortalamayı aşağı göndersem bakın hemen bana gelecekler. Son 3 yılın benim şeyimden, şu an bulunduğum yıldan bağımsız tabii ki, 2018, 19 ve 2020'nin ortalamaları bu şeylerde. Peki bu benim ne işime yarayacak? Şu işime yarayacak. Ben bu ortalamadan bir tahmin yapmaya çalışacağım. Bir çıkarım yapmaya çalışacağım. Tahmin de demeyelim buna. Çıkarım yapacağım. Çok basit bir çıkarımla başlayalım ilk önce. Düz lineer regresyon. Bir, burada x değerim var. Şu ortalama benim x değerim. Bu da y değeri, aradığım değer. Bunu bir sayılaşam, toplayacağım başka bir sayıyla ve şunu elde etmeye çalışacağım. Okey. Mesela diyeceğim ki işte 1.2 ile çarp. 15 ekle misal. Bu çarpı 1.2 F4 deyip bunu sabitliyorum artı F4 deyip yine sabitliyorum. Bu bana şey getirecek. Tahminimi getirecek. Tahmin diyelim bana. Şimdi bu tahmini şuraya kadar sadece elbise yapıyorum. BTF ile farkını alacağım.
Burayı yine şöyle çevirelim. Ve bunu, şu kısmı, şurada gördüğüm error'u ortalamasını alıp çok basit bir şekilde bunu minimize edeceğim. Düzenle herkes yapayım. Hiçbir şey yok şu anda burada yaptığım aslında. Data diyeceğim. Solver diyeceğim. Şunu minimize et. Bunları değiştir. Sonra şey koyarım bunlara. Aralık koyarım bunlara. Bir çözüm buldu. 24-16 dedi. İşte birazcık daha şey olması için artı eksi değerler verebiliriz diyeceğim. Şuna diyeceğim ki işte 1 olsun hadi. Büyük eşit eksi 1 diyelim. Şu çok büyük değerler çıkabiliyor. O zaman artı eksi 500 de ne vereyim? Eksi 500 de verebilirim. Madem o kadar büyük değerler çıkabiliyor. Ondan sonra tabii ki bu aralıkları verdiğim için artık şey yapabilirim. Multistat kullanabilirim. Ve çözdüğüme deneyeceğim. Bakalım 24-16'dan daha iyi sonuç bulacak mı acaba? Ki bulmayabilir. Bakıp göreceğiz. Şimdi o bununla uğraşırken bir taraftan da şeyi düşünün. Ben burada çok basit model kurdum. Düz lineer regresyon bir tane katsayıyla çarpıp üzerine bir tane sayı ekledim. Başka hiçbir şey yapmadım. Ben bunu daha kompleks modelle kurabilirim. Bu tahminin yanına şu aylık ortalamanın yani son 3 yılın ay, saat, gün bazında ortalamasının yanına başka değerler de koyabilirdim. Birden fazla şey de kullanabilirdim. Bunların hepsini input alıp bir yapay sinir ağı da kurabilirdim. Buradan da bir değer çıkartmıyorum ama yapacağım şey şu ortalamalardan bu tahmine ulaşmak olduğu için bu ortalamanın yanına koyduğum her input'u istediğim gibi seçip ayarlayıp mantıklı input'lar koyduğum sürece ben modelimde kullanabilirdim. Hani şeye bağlı kalmayın her zaman bunu söylemeye çalışıyorum. Spesifik istatistiksel yöntemlere ve modellere. Ben mesela ENN kullanacağım. Süper ENN'de ne kullanacağım sorusunun cevabını ararken, input'um ne olsun benim sorusunun cevabını ararken ben böyle farklı input'lar yaratabilirim. Bunların işte korelasyonlarına da bakarım. Oradan bir şeyler çıkabilir belki. Çıkmayabilir ayrı konu ama sonuçta burada yaratacağım bu farklı input'ları, farklı içeriye alacağım şeyleri, değerleri bildiğim farklı yani normalde kullandığımız şeyden farklı şekilde de yaratabilirim. Mesela burada yaptığımız şey herhangi bir time series metodunda kullanılan bir şey değil belki de. Ama biz burada dedik ki son 3 yılın, spesifik olarak niye 3 yıl? Çünkü 2018 itibariyle fiyatlar böyle olmuştu. 2017 fiyatlar böyle değildi. Fiyatın yüksek olduğu son 3 yıl aldım. 18, 19, 20'yi aldım. Mesela benim için mantıklı bir şey. 14, 15, 16'yı niye almadım? Çünkü fiyatlar böyle değildi. Yani fiyatlar yüksek değildi. 18, 19, 20'de yükseldi fiyatlar. Onlar daha mantıklı geliyor şu anda bana. Belki de tamamen yanlış düşünüyorum. Belki de grafiğin şeyi olaraktan, benzerliği olaraktan şey olarak, profil olarak benzerliğinden 2016 daha benziyordu belki. Belki sırf onu alsam daha anlamlıydı. Ama onu denemeden bilemem. Şu anda bununla başladım. Ondan sonra deneyeceğim. Bunları yavaş yavaş otomatize edebilirsiniz. Hani birkaç tane farklı yolu var bunları otomatize etmenin. Ama sonuçta bir şeyler deniyorsunuz. O denediğiniz şey bir temele, bir mantığa oturması gerekiyor. Mesela bakın şimdi tahminler geldi. Burada çıkıyor. Mesela şu anda saatlik olarak tahmin ediyor. Ortalama buymuş. Değer bu çıkmış mesela. Bayağı uçuk bir değer çıkarmış ama çıkarmış olabilir. İşte bu değerlerin hepsi zaten şeyleri çarparken topluyor. Yukarıdaki değerleri çarparken topluyor. Ve buna göre de bir şey çıkartıyor. Mesela kat sayısı çok düşük. 0.18 ama değeri çok yüksek. 269. Böyle bulmuş mesela. Hani bu ortalama değerin kat sayısı çok az. Çok az etkiliyor. 269'un üzerine ekleyeceksin ne geldiyse o diyor. Onun 5'te beni yaklaşık ekliyorsun. Peki ne oluyor? Buraya baktığımız zaman mesela Mayıs ayına gelelim. Mayıs ayı için ortalama ne çıkmış acaba? Merak ettim. Şimdi Mayıs ayına geldik. Bakıyoruz. Mesela 304 bulmuş Mayıs ayının ortalamasını bu formülle. Bizim yaptığımız şekilde daha farklı bulmuştu. Bizim yaptığımız şekilde daha düşük bir değer çıkmıştı. Bir öncekinde yaptığımızda 290 küsur, 280 küsur. Ama burada 304 bulmuş mesela. Ha bunun peki grafiği nasıl? Bakalım. Zaten birbirinin kopyası 4 hafta olması gerekiyor. Bakın birbirinin kopyası 4 hafta. Ve çok da kötü değil. Hani düşük bir şeyle başlıyor, yükseliyor. Sonra tekrar cumartesi pazar düşüyor. Sonra tekrar pazartesinden başlayıp yükseliyor. Fena değil. Böyle bir şey olabilir. Profil olabilir. Neden olmasın? Bunu böyle kullanacağım diyebilirim mesela. Bu hani çok süper bir tahmin mi? Tabii ki değil. Çok basit bir tane çarpan değişkenin bir tane şeyim var. Hani ağırlık olarak veya parametre olarak baktığım zaman bir değişkeni bir kasayla çarp üzerine bir tane sabit değer ekliyorum. Hiçbir kompleksliği yok bu modelin aslında. Ama yine de bunu kullanabilirim ben böyle. Neden olmasın? Hani işime yarayabilir, yaramayabilir. Daha kompleks bir şey yapmam gerekiyordur ki bence gerekiyor. Ama sonuçta yaptığım şeyi yani kuracağım modeli kurarken seçeceğim inputlar nasıl seçilmeliler bunu anlamanın en doğru yolu her zaman için veriyi anlamaktan, verinin nerede kullanıldığını, ne işe yaradığını anlamaktan geçiyor. Ben bu verinin sabah 11'de bir sonraki günü tahmin etmek için kullanılacağını bilmesem
AR1 yaparım. Bir saat öncesini verisini al, tahmin ederim. Çok güzel sayılar çıkartır bana. Çok güzel değerler çıkartır belki bana. Süper. Ama bu hiçbir işime yaramaz mesela. Okurduğum modeli ben kullanamam çok. Çünkü o modeli kullanacak input, o modele gelecek olan input elimde olmayacak demek oluyor. O yüzden dediğim gibi ben modelin ne işe yarayacağını, verinin nerede kullanılacağını, verinin nasıl elde edildiğini bilmem gerekiyor. Yani piyasasını, işte şeyini, pazarını vesairesini nerede kullanıyorsun, nereden geliyorsa veri, ister enerji olsun, ister otomotiv olsun, ister başka sektör olsun. Nasıl elde ediliyor ve ne zaman elde ediliyor? Elde ettiğim veriyi ne için kullanabiliyorum? Hani pazartesi aldığım veriyi sadece perşembe için kullanabiliyorum. Bitti o zaman pazartesi verisini perşembe kullanacaksın. Hani salı ve çarşamba verisi yok elinde perşembe için. Pazartesi verisi gelmiş eline çarşamba günü. O yüzden çarşamba günü 2 gün geriden gittiğin için, leg 2 ile gittiğin için artı bir de yarının leg 3 ile sadece tahmin yapabiliyorsun. Bitti. Pazartesi kullanarak perşembeyi tahmin etme şansın var. Başka şansın yok diyebilirdi bana mesela. Pazar öyle bir pazar olabilirdi. O yüzden hani elimizdeki veriyi doğru kullanmak, doğru şekilde alıp inceleyip analiz edip hangi verinin hangi input olabileceğini, verinin neresi nasıl input olabileceğini bilmek ve bunu anlamak o verinin geldiği pazarı, o verinin geldiği yeri bilmekle oluyor biraz da. O yüzden hani aldığım şeyi hani şuradaki ortalama değerlerin hepsi son 3 yılın ortalamaları. 2021 ile alakalı hiçbir şey yapmadım burada. Sıfır. Umursamadım, kullanmadım. Belki 2021'in gelişine bakmam gerekirdi. Olabilir. Onları da input olarak koyabilirim ve ondan sonra bir yine şey yapabilirim. Multiple linear regression yaparım belki. Belki bir ANN modeli kurarım. Belki apayrı bir şey kurarım. Bir RNN'e giderim. Hani recursive bir şey kurarım. Olur. Bir sürü farklı yöntem var yapabileceğim elin altında. Ama ben hani biliyor olmam lazım ki input'u doğru seçmeyi. O modelleri de doğru kurabileyim. İşe yarayabilen, sonuç verebilen modeller olsun. Yoksa hani ya ben kurdum bir saat sonrayı tahmin ediyor. Mükemmel tahmin ediyor. Çok iyi tahmin ediyor ama 10 saat sonra da patlıyor. Niye? Çünkü birer saat sonranın tahmin ile gidiyor bu. Yani sonuçta ben geldim şuraya bakın. Elimdeki son PTF şurası. Ben 28'in değerini bilmiyorum. Bunu tahmin edeceğim. Okey. Bunu kullanarak bunu tahmin ederim. Bunu kullanarak bunu tahmin ederim. Bunu kullanarak bunu tahmin ederim. Error şeyim sürekli açılarak büyür. Ve 10 saat sonraya geldiğimde şurada yaptığım error 10'luksa burada 100'lük error yapmaya başladım belki. Yani bu inanılmaz hızlı büyüyebileceği için çok sakat ve çok tehlikeli bir şey. O yüzden 1 saat sonra tahmin ettim. O tahmin ettiğim tahmini kullanaraktan 2 saat sonra, onu kullanarak 3 saat sonra diye gitmeye kalkarsanız bu işten çıkamazsınız kesinlikle. Elinizde bu veri varsa bu veriyi kullanarak bunları tahmin edebilirsiniz. Yani saat 12'yi tahmin etmek için saat 11'i kullandım. Saat 11'inde yok ki. Olmayan şeyi kullanamazsın. Bitti. Hani 11 tahmin ettim, o tahminle 12 tahmin ettim. Çok riskli. Yapılıyor, yapanlar oluyor, doğru çıkan çıkardığında oluyor ama bunu yeterince büyütürseniz bu şeyi, hani söyleyen adına aralığı bir süre sonra inanılmaz rakamlar çıkmaya başlar. Şurada negatif değerler falan görmeye başlarsınız. Negatif fiyatlar falan ya da 500'ler, 1000'ler, 2000'ler falan çıkmaya başlar. Hani 500 olmuş şu an zaten 500'ler var da. Hani 1000'ler, 2000'ler falan çıkmaya başlar. Olmayacak rakamlara denk gelebilirsiniz ki onlar da hatalı olduğu bazı belli olan rakamlar olur zaten. Bir süre sonra onları anlarsınız. O yüzden hani genel olarak elinizdeki veriyle ne yapabileceğinize bakmanız lazım. Elinizde olmayan verinin ne zaman elinizde veri olmayacağını anlamanız ve ona göre hani V'nizi seçmeniz, input'unu seçmeniz gerekiyor. Neler input olabilir onu iyi oturtmak gerekiyor.